Bu çiftlik benim. Sen de kimsin? Ben Burcu Olgun. Yani Tayfun Olgun'un kızıyım. Yani bu çiftliğin gerçek sahibiyim. Ne diyor bu kız Vedat? Aman deli deli konuşuyor işte. Ben şimdi bunun üstüne ne diyeyim ki? Aa, yok siz bence hiçbir şey söylemeyin. Ben sizin yerinize söylerim. Çiftliğimi hemen boşaltmanızı istiyorum. Oldu. Başka bir emriniz var mıydı? Yok canım. Olursa söylerim. Yalnız bakışarak vakit kaybetmeyelim. Benim acelem var da. Görüyorum ki koskoca ev. Şimdi boşaltmaya başlasanız haftaya anca biter. Ne boşaltması, ne taşınması. Ne diyorsun kızım sen? Anne bir sakin ol ya. Öyle benim demek olsaydı ben şimdi temizlik ürünleri fabrikası sahibiydim. Bir dur. Tayfun amca Burcu'ya mektup bırakmış bir kere. Göster. Burası onlarınmış. Yani anlayacağınız elimizde tapu gibi mektup var. Hı. Tapu gibi mektup mu? Elinizde daha kayda değer bir şey vardır herhalde. Bir dakika. Ben size aynı şeyi soruyorum. Buranın tapusu vardır herhalde. Yani tapuyu getirin. Benim babamın zaten ismi yazıyordur orada. Her şey ortaya çıkar. Vedat getir şu tapuyu da hanımefendinin gözüne sokalım. Ben o zaman tapuyu getireyim. Selam, ne haber? Şimdi de ikna etmek için seni mi yolladılar? Yalnız çok art niyetlisin ya. Ya bu düşmanca tutuma gerek yok ki, biz dostuz. Ya da en azından olabiliriz. Niye öyle bir şey yapalım ki? Ya ne demişler? Dostuna düşman olacağına düşmanınla dost ol. Kim demiş? Ünlü düşünür. Ben galiba ya. Yalnız ben davamdan vazgeçmeyeceğim, onu söyleyeyim. Biliyorum. Ya. Kusura bakmayın, siz de beklettim biraz. Yok, önemli değil ama bir an evvel şu tapu işlerini halledelim, çözülsün bu iş. Dur kızım, dur. İçeri girmeden önce sana söylemem gereken bir şey var. Yalnız yalvarma pozisyonlarına gireceksek hiç girmeyelim. Benim bu çiftliğe gerçekten çok ihtiyacım var. Bu çiftliğin tapusu bizim üstümüze değil kızım. Biliyordum, biliyordum işte. Ya amcacığım, beni niye buraya kadar yoruyorsunuz ki? Biliyordum. Yalnız bir dakika, hemen sevinmeyelim. Çünkü çiftlik senin ya da babanın üstüne de kayıtlı değil. Ne? Ben sizi beklerken tapunun bir fotokopisini aldım. Şurada hemen göstereyim. Şimdi çiftlik ne sizin üzerinize ne bizim üzerimize. Mahir Yüceses diye birinin. Şimdi bu kız haklı. Babasına söz vermiş. Tapu üzerinde olması da çiftlik aslında onlarınmış. Mış yok Mahir amcacığım. Çiftlik benim. Ama siz de haklısınız. Hayda. Senin yine aklın dağıldı Mahir amcacığım. Dağılmadı, dağılmadı. Bunca yıl uğraşıp bozkırı adam etmişler. 30 yıl önceki o taş toprak cennet olmuş çıkmış. Şimdi hiç mi hakları yok o çiftlikte? Olmaz mı bey amca? Hem de her köşesinde emeğimiz var. Karımla ben ömrümüzü verdik oraya. Yani lafın teki... İki taraf da haklı. Hadi bahçe girelim. Bakalım çiftliği hanginiz alacak? Tabii ki ben. Ben? Biz. Ben. Merak ediyorsunuz değil mi? Çok merak ediyoruz. Vallahi ben de merak ediyorum çocuklar. Çünkü şu halde iki taraf da eşit. Kime al çiftlik senin olsun desem ötekine haksızlık etmiş olur. Peki şimdi ne olacak? Hangi taraf terazinin dengesini değiştirirse... Çiftliği de o alacak. Kim çiftliği daha çok hak ettiğini ispatlarsa o kazanacak.
gel gel. Geç baba, geç geç geç. Yapma Hasan'ım, pes ya. Öyle kapı çalınmadı içerimiz gibi. Oğlum zorla soktu, ben ne yapayım? Bir dakika, bir durun. Çok önemli bir mesele var, konuşmamız lazım. Ne oldu, gene bir sıkıntın mı var? Şişt, tip tip yerden gidiyor. Vallahi bak bunu sokar, gebertirim kendimi, gebertirim. Abi bir dur, anlatacağım ya. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ajan takma dişi, gel. Gel babaanne. Çok gizli bir toplantı. Aman her şeye karışma sen. Çırpı bacaklı sırık kızdan bir haber var mı? Galiba. Umut abim aradı. Dedi ki çok acil buluşmamız lazım, ben telefonla anlatamıyorum. Kaçta? Nerede? Bir saat sonra Umut abimin evinde. O zaman hemen bir ayarlama yapalım. Ananızla görülmeden hemen dağılalım. Tamam. Evet abi, evet. Biliyorum, bir daha bir bakayım ben. Yok, sol taraf uzun oldu. Yani senin solun biraz daha. Ha baba, ne diyorsun? Biraz uzun olmuş. Sağ ol canım kardeşim. Ben onu sonra keseceğim, yapacağım. Ne yapıyorsunuz burada? Gelen helikoptere şey. Gelin, kıskandın mı yoksa? Kuzum, kuzumla çocuklarıyla ne güzel bir muhabbet, bir muhabbet. Pek eğlendik dostum. Ama gel yavrum. Gel azıcık hava alalım senden ana oğul. Bir dolaşalım şöyle bahçede. Hadi yavrum. Yani ben de çıkayım. Çünkü şınavlamam lazım. Üst düşündü biraz. Benim zaten çok işim var. En az 3 tur daha elimi yıkamam lazım. Kız bu sözleşmeyi nereden buldu? Hadi bu sözleşmeyi buldu, gidecek o Mahir denen herifle, geri döndüğünde ne yapacak? Tapuyu üstüne alacak. Tapuyu üstüne alırsa ne olacak? Annem her şeyi öğrenecek ya. Annem her şeyi öğrenirse baba önce seni, sonra biz bütün ortakların ne olacak? Kesecek. Ben önce eşsiz, sonra işsiz, evsiz derken şimdi... Yok, nefes... Ben buradan kendimi aşağıya atayım, gebereyim, kurtulayım. Yeter ya. Abi ne olur gözünü seveyim, otur. Ya bak bizim de başımız döndü. Biz de üzülüyoruz. Bir konuşacağız hadi. Nereye oturayım lan? Nereye oturayım? Sen de şuraları bir dahaki geldiğinde toparla. Vallahi seni bu dağınıklığın, benim bu sinir uçlarımı mahvetti, yaktı beni ha. Peki tamam. Ya şu, alsana şu, al şu. Ya abi abartma sen her şeyi. Bir şey yok. Belli ki çocuk bir kez giymiş ya. Gel. Ya baba sen de bir şey söyle, gözünü seveyim. Bak geldiğimizden beri hiçbir şey söylemiyorsun. Korkutuyorsun beni ha. Benim bir şey söyleyecek ne yüzüm ne de halim var be evladım. Tamam baba, herkes hata yapar. Ya kız sözleşmeyi bulduğumda dedi. Ya belki de bulmamıştır, hala bir umutlar. Yok, umut falan yok. Bu evdeki tek umut bizim kardeşlerimizden birinin ismi. Bence gidip bir yer bulalım vallahi, yeni bir yer bulalım. Ha, Gayret abim haklı. Bence biz yeni bir yer bulalım. Sonra gidip söyleyelim anneme, o zaman affeder bizi. Vallahi. Bir kadın kendini 30 yıl aldatan bir adama hiçbir şekilde güvenmez. Annem o çiftliğe hayatını verdi. Onun her şeyiydi orası. Şimdi 30 yıldan sonra ben Hatice'me nasıl derim o çiftlik bizim değil diye? Ha? Nasıl söylerim? Nasıl? Anne. Hadi buyur cenaze namazı. Duyduklarım doğru mu Vedat? Şimdi sana iki iyi haberim var. İki iyi haber. Vallahi bünyem bunu kaldırmayabilir, ben söyleyeyim. Seni gideceğin yere hatta kapısına kadar bırakacağım. Güvenliğinden emin olana kadar da bırakmayacağım. Tamam mı? E tamam diyelim. Öbür haber. Yalnız benim önce bir eve gidip bizimkilerle akşam yemeği yemem gerekiyor. Söz verdim. Şimdi gitmezsen bir hafta trip yerim. Yani bizi akşam yemeğine davetlisin. E mecbur muyum? Vallahi buradan pek otobüs geçmez. Takside sen hiç geçmez. Yani yürümek istemiyorsan evet. Ama şimdi nasıl olur bilemedim ki. Garip olur sanki. Azıcık karnım da çıkmaya başladı. Annenler beni karşılarında görünce bu kız nereden çıktı demesinler sakın. Yok. Dünya tatlısıdır onlar. Hele misafire bayılırlar. Gör bak, bayılacaksın hepsine.
Önce ailene yemeğe gitmeyecek miydik? Tamam. Öyle yaptık zaten. İşte burası benim ailemle yaşadığım yer. Ben anlamadım. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi bu çiftlikte mi yaşıyorsun? Evet. Yani o aslan familyası da senin ailen öyle mi? Evet de siz nereden tanışıyorsunuz? Çünkü bu çiftlik benim. Hatice bir dur Allah aşkına ya. Anne ne olur bir bekle lütfen ya. Ya anne bari yavaş vallahi tükettin beni ya. Anne. Hatice gülüm yüzüme bak bir şey de ya. Anneciğim ne olur şu bak sokak ortasındayız ya. Evimize gidelim sakin sakin konuşalım. Ya şişt, annem ne olur hadi iki tane sokak çak ha. Rencide et bizi. Ya tamam suratımıza tükür bari ya. Ya yoruldum. Tamam bir halt ettik ama bir sor bakalım niye yaptık. Niye? Ne niye? Sor bakalım dedi soruyorum. Bunu bana niye yaptınız? Ben bu kadar kötü bir anne miyim? Bunu hak edecek ne yaptım? Taksi. Evet. Taksi. Devam. Yürü. Devam. Devam et. Devam. Devam et. Devam. Ya, anne gitme ya. Annem. Annem. Benim de yaşamam. Canım adam. Kurban olur canım. Ya biz ettik sen de. Gelin gelin benim arabayla takip edelim. Gelin. Ya yine mi koşacağız? Dalağım şişti benim ya. Sen bir karışıklık olmadığına emin misin? Hayır yani benim kafam almıyor da. Bizim çiftlik nasıl senin olur ya? Ya gayet basit. Aslında bu çiftlik hiç sizin olmamış. İmkansız. Öyle olsa bilirdik değil mi? Senin dışında herkes biliyor zaten. Yani en azından baban ve o gazeteci kardeşim biliyorlar. Biz beraber tapuya gittik. Oradan çiftliğin kağıt üzerindeki sahibine gittik. Ya hadi yeme beni bak. Allah Allah ya sen neye inanmıyorsun? Sen hala neyi sorguluyorsun ben anlamadım ki. Sen benim babam hakkında atıp tutuyordun ya hani. Suçsuz bir adamın yolsuzluktan aranmasına sebep oldun ya hani. Asıl sahtekar senin babammış. Sözlerine dikkat et. Sözlerime dikkat etmezsem ne olur? Kendine olan öfkeni benden mi çıkarırsın? Kendime falan öfkeli değilim ben. Ha doğru. Hiç sinirlenme zaten. Bence de sinirlenme. Adam 30 senedir bütün aileyi ayakta uyutmuş, hepinizi kandırmış, çok ayıp etmiş yani. Ben olsam ben de sinirlenirdim. Haklısın komiserim.
Ne oldu ya? Ben görür müsünüz? Ne diyorsunuz? La adam bir dur ya. Adama bak. Hayır, ya dur ya. Şunlara bak ya. Fıstık görmüş maymun gibi cama yapışmışlar. Bacım tanıyor musunuz bunları? Tanımıyorum. Bunca zaman hiç tanımamışım. Tanısanız zaten unutamazsınız. Şunların tipine baksanıza. Oğlum, adam taksici bir dur ya. Ya o benim kendi karım ya, gerçek karım ya. Dön, görür müsünüz? Ya Mutlu ya baba bir elin tepemden ya, kaza yapacağız. Oğlum kazayı biz 30 sene evvel annene yalan söyleyerek yaptık. Taksici dur ya. Ya ama yaralanan annem oldu bak, ağlıyor ya. Anne! Şimdi o yaralı aslan gidecek, beni babaannemi ısıracak. Ondan sonra bizi, çiftliğimizi yakacak. Evlatlıktan bizi reddedecek. Baba seni zaten garanti boşan. Hayır kapa şom çeneni ya. Ne Allah oldu? Allah. Ne ben Hatice'm, siz nasıl yaşarım ya, Allah muhafaza ya. Hatice'm! He ben zaten işsiz kaldım, şimdi annesiz mi kalacağım? Anam, kınalı anam, benim anam. Ya çok abartıyoruz ya. Vallahi bu annemin siniri var ya, babamın şekeri gibi. Böyle bir anda yükseliyor, vücudu sarsıyor, sonra geçiyor. Biz bir iki hafta suyuna gideceğiz o kadar. Anne! Bu sefer o kadar kolay değil birader. Bu sefer o kadar kolay değil. Yani böyle öğrenmesi çok fena oldu ya. Gerçi 30 yıl sonra nasıl öğrense fena olacak değil mi? Ah baba var ya, ilk başımıza ne işler açtın ya. Tabii vurun abalıya, vurun, vurun. Ya ben bilsem ki Hatice'm beni affedecek, ben de kendime vuracağım. Kafamı gözümü yaracağım. Ah Vedat, ah salak, ah. Anne! Anne! Çiftliğimi hemen boşaltmanızı istiyorum. Ne demek tapu yok Vedat? Hatice şimdi senelerdir bu tapu bize lazım olmadı. İçeriği aradım taradım bulamadım. Belki de kayboldu bilmiyorum ki. Eminim öyledir. Ya da tapunun üstünde benim babamın adı yazdığı için böyle kendi kendini ima etmiş olmasın sakın. Salak Hatice. Akılsız kafasız Hatice. İyi misin bacım? İyi miyim? İyiyim. Kanatlanıp uçacağım şimdi. Şahaneyim. Bunlar da mutluluk gözyaşları. Gördün mü bak, beğendin mi? Tamam ya bacım. Bir şey demedim ki. Babaanne. Hoş geldin oğlum. Duyduklarım doğru mu? Hangi konuda kuzumun kuzusu? Çiftlikle ilgili olanlar. Hangi çiftlik? Bu çiftlik. Burası çiftlik mi? Burası bizim evimiz. Neden bahsettiğimi biliyorsun babaanne. Hafiye miyim, müneccim miyim ben? Kuzumun kuzusu. Demesen nereden bileyim? Zaten deme de bilmeyeyim. Dersen bildiğimi demek zorunda kalırım. Sen deme. Vallahi pes. Yani hem torununuza bunca yıl yalan söylemişsiniz, hem de şu anda göz göre göre onu aptal yerine koyuyorsunuz. O yüzden duble pes. Sen nereden çıktı şimdi? Ha? Aa, yalnız konuyu saptırmayalım. Babaannesi torunun bir şey sordu, bence cevap ver. Bu çiftlik babama miras kalmamış ve başkasının üzerineymiş. Doğru mu babaanne? Evet. Hatice! Anne! Hatice! Hatice bir dur ya, bir dur beni dinle ya. Ya ben ettim, sen etme ya. Affet beni ya. Ha anneciğim affet babamı. Zaten biz affedilecek bir şey yapmadık. Oh! Birazcık şeytana uymuş olabiliriz hepsi, oh. Lan şeytan senin babandır, ahlaksız. Babacığım teoride aynı şeyi söylüyorsunuz. Anne ilk savaş başlatmanın sırası değil, zaman birlik olma zaman. Anne ne olursun dur. Anne! Dinle bizi ya. Anne! Bana neden söylemediniz peki? Ya bir de taşınma işlemlerine ne zaman başlarsınız? Benim onu öğrenmem gerekiyor da. Söyleyecektik. Söylerdik. Söyleyemedik. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Gayret abim, Umut Mutlu. Onlar ne zaman öğrendiler?
Ya bir de benim siesta saatim geçiyor. Biraz dinlenmem, uzanmam gerek. Yani siz gidene kadar nerede dinlenebilirim? Sen azıcık biraz sussana. Ha? Aile meselelerini konuşuyoruz şurada. Merak etme, ben seni ebediyen dinlendireceğim. Hatice, bir dur Allah aşkına ya. Hatice, bak beni dinle. Ya rahat bırak beni, yalnız kalmak istiyorum. Tamam, gene kal da beni bir şey... Ne oldu? Ben bittim ya. Yani siz şimdi gerçekten evin annesine yalan mı söylediniz? Kandırılan bir tek sen değil misin Murat komiserim? Hepiniz konuya hakim olduğuna göre içinizden biri şu işin aslını bana anlatabilir mi lütfen? Bak abicim, konu tam anlamıyla şöyle gelişti. Babam, anne... Sen de mi bu işin içindesin Murat? Hayır anne. Ben de az önce öğrendim. Sen anne? Ben... Ne diyeyim kızım şimdi sana ben? Başından beri mi? Üstüme gelme Hatice'm, vallahi yüreğim daralıyor. Darlanma anne. Vedat senin evladın. Onun tarafını tutman, onu koruman çok normal değil mi? Oğlun dururken ev kızını düşünecek değildin ya. Sen de kanından olanın yanında saf tuttun. Niye böyle söylüyorsun be Hatice'm? Ben seni öz kızım gibi seviyorum. Yok anne, ben sana kızgın değilim. Anlıyorum ben seni. Ben de anneyim. Asıl darbeyi siz vurdunuz bana. İnsanın önce saçının, yakasının değil... Önce sözünün doğru olması gerekmiş değil mi Gayret? Pek büyük muhabir Umut Efendi. Doğru ve tarafsız muhabirliği evinde yapacaktın evladım. Önce annene yalan söylemeyecektin. Sen evladım, buna da mı üşendin? Annene doğruyu söyleyemeyecek kadar yorgun muydun? Oh, oh, vallahi teyzeciğim, ne söylesen haklısın. Yani bakıyorum, aile aile değil, çiftlik zaten sizin değil. Benim. Bu kızın burada ne işi var? Siz bana cennet mi geçirttireceksiniz? Ne yapacağız Eda? Ne yapacağız? Düşün, patlatlar onları. Umut Bey'le girdiğim iddiayı kazanmam lazım. Çok büyük bir haber yakalamam şart. Yoksa beyefendi kanalda at koşturacak. Düşünüyorum, Türkiye'nin en büyük gemisi, en büyük kedisi, en büyük karpuzu. Geçen sene Diyarbakır'da 60 kilo karpuz çıkmıştı mesela. Seninle beyin fırtınası yaptığıma pişman etme Eda beni. Büyük dediysem çarpıcı, etkileyici anlamında büyük dedim. Umut Bey'i dize getirecek, gerçekten de söz verdiği gibi istifa ettirecek türden bir şey olmalı. Notlarımı kontrol ediyorum hemen. Geçen sene Texas'ı yerle bir eden Harvey kasırgasının ardında bıraktıklarını ne dersiniz? Uçup belgelesek. Tamam canım, sen uç. Ben de senin peşinden geliyorum. Uçma Eda, uçma.
Böyle bir bütçemiz mi var? Sen kaç aydır bu iştesin? Yarın 2,5 ay olacak Pelin Hanımcığım. Anlaşıldı. Bak Eda'cığım, tüm Türkiye'nin konuşacağı türden bir haber arıyoruz. Bomba bir karakter olmalı, olay olmalı. Umut Bey kim bilir beni mahcup etmek için kimlerle görüşüyordur şimdi. Vallahi Usain Bolt'la bile görüşüyor olabilir, çok hırslı. Onun için çok hırslı değil, çok hızlı olması lazım. Yani çok hırslı, hızlı ya. Kendi talk show'um olmalıydı, esprilerim harcanıp gidiyor burada. Neyse, o yapamaz. İngilizcesi yetmez. Ama işte bana tam da böyle bir haber gerekiyor. Konuş bakalım menajeriyle, ne istiyormuş öğrenelim. Tamam, peki Pelin Hanım. Yok, yok, yok! Olmayacak işte, olmuyor. 2 gecedir kafa patlatıyorum, düşünüyorum, beynim yandı resmen ama yok. Bu adam beni mat edecek, bir de üstüne yetmiyormuş gibi tepemde horon tepecek. Kabus ya. Efendim? Pelin Hanım. Merhaba, ben Hale Olgun. Hale Olgun mu? Bu meşhur iş adamı Tayfun Olgun ne Hale Olgun mu? Evet, ta kendisi. Büyük yolsuzluklar yüzünden yurt dışına kaçan Tayfun Olgun'un eşi, Burcu Olgun'un cici annesi. Kanalınızın bu dosyayı başından beri başarıyla takip ettiğini görüyorum. Bu yüzden sizinle görüşmek istedim. Tabii, tam olarak ne hakkında görüşmek istemiştiniz? Anlatacaklarım ilginizi çekebilir. Ama bunları yüz yüze konuşalım, anlaştık mı? Tabii anlaştık. Nerede, ne zaman buluşalım? Adresi size mesaj atacağım. Bir saat içinde görüşmemiz uygun olur mu sizin için? Ha, tabii tabii, uygun. Peki öylesi, görüşürüz. Görüşürüz. İşte bu, işte bu! Haber ayağıma geldi Eda. Neden? Çünkü ben hak ediyorum. Yılın haberini yapacağım. Olay olacak, olay! Ay, Umut Bey delirecek. Delirmek ne kelime? Sinirden mikrofonunu, televizyonunu kemirecek. Ne olur, ne olur iddiamız geçersiz olsun diye dizlerime kapanacak. Ve en önemlisi de iyi haberci kimmiş sonunda öğrenecek. Bittin sen Umut Aslan. Ver şunu, ver. Ya sen kimsin? Şişt. Sen kim oluyorsun da bana elini sürmeye cesaret ediyorsun ya? Sen kimsin de benim tamam. Çiftliğimden kovuyorsun? Bak çekilin gelip durmayın üstüne, o kadını gidip ben polise şikayet edeceğim. Evet yapacağım bunu, yapacağım. Ya rahat olun. Emniyet bizim evimiz, benim abim polis. Hiç oraya kadar yorulmanıza gerek yok yani. Ayrıca saygıdeğer hanımefendi, benim o canım anneciğim hakkında o kadın demezsek mutlu olacağım. Bırakacaktın saçımı da şu kız bir güzel kaz gibi olacaktı. Sakin ol babam, hiç gerek yok öyle şeylere, hiç gerek yok. Hem ne dedim Hayri amca? Bu çiftlik hem senin hem bizim. Ne senin ne bizim, hatırlatırım. Bak yeter. Vallahi de billahi de yeter. Kimse siz genç kızı buldunuz, oturttunuz mu köşeye? Hepiniz geldiniz üstüme böyle aslan sürüsü gibi. Yalnız dikkatinizi çekerim, ben öyle ürkek bir ceylan değilim. Ben çiftliğimi size yedirmem. Allah Allah, hala benim çiftliğim diyor. Kızım neler geldi geçti felekten. Un elendi, deve geçti elekten. Aa, bana deve mi dedi o? O bana deve dedi değil mi? Yok yok, demedi. Şey, kişisel almayalım, çok veciz atasözlerimizden biridir. Çok yerindedir, şeydir. Yalnız saygıdeğer hanımefendi, bakın benim canım babaannem hakkında da o demezsek daha mutlu olacağım ben. Deve dedim. Ne olacak? Sana ben deve dedim, ne yapacaksın şimdi? Biz çiğneyelim, sen yut. Biz buraya uğraşalım, didinelim, çiftliği bu hale getirelim. Sen gel davulla zurnayla üstünden git. Hadi defol gözüm. Babaanneciğim dur, dur. Sakin ol, ya, sakin. Tansiyonu çıkacak, oturur musun? Teyzeciğim! Teyzeciğim, yalnız yaşına hürmetimden ve aynı zamanda saygımdan şey etmiyorum. 1000 küsur yaşına gelmişsin, 1000 yaşını geçmişsin bile. İnsan birazcık kontiş olur değil mi? O ne ya? Yüzünde nur kalmamış, her şeye bir cevap. Senin nedendir 1000 yaşında olan? Ben daha 70'imden gün almadım. Babasın kılık mı ne olacak? Çapuk falanı pırtını topla defol, gözüm görmesin seni. Aa, yeter be! Yeter! Kaç yaşına gelmişsin? Kalan ömrün kısa, o yüzden... Söylüyorum, tane tane söylüyorum. Hepiniz dinleyin, hepinize söylüyorum aynı zamanda. Benim sözleşmem var. Ne dedi? Sen duydun Mahir amca ne dedi? O sözleşmeyi bulur bulmaz ben çiftliği senin üstüne yapacağım dedi. Dedi mi, demedi mi? O yüzden sen hepiniz bu çiftlikten gidiyorsunuz. Ben bu çiftlikte kalıyorum. O kız bu eşikten içeri girmeyecek. Girmeyecek! Kesinlikle girmeyecek. Ya sen niye sinirleniyorsun bunlara? Benim ara tavuğum ya. Kınalı kuzum benim ya. Niye böyle şey yapıyorsun asabi ceylan? Ta, şimdi biz asabi olduk öyle mi? Durduk yere olduk. Keyfimizden olduk. Çünkü her şey güllük gülistanlık. Dört dörtlük. Sen sütten çıkma akışık. Ben de durduk yere cinnet geçirdim. Öyle mi oldu? Ha öyle mi oldu?
Ya ben öyle mi dedim Hatice'm ya? Ne dedin Vedat, sen ne dedin? Ya ben şimdi dedim ki bu Tayfun Olgun geldi bana, bu çiftlik senin dedi. Ben de ne bileyim, koskoca Tayfun Olgun ya, sözüne itimat ettim adamı, bu çiftlik bizim zannettim. Fakat seneler sonra adam bir takım yolsuzluklara karışmış, bütün mal varlığını kaybetmiş, her şeyi bitmiş adamın. Kala kala bu çiftlik kalmış elinde, bu da onun adına değil. Sana bir şey soracağım Vedat. Sormalım. Bu Tayfun Olgun senin ananın büyük amcası mı? Yok değil. Peki o zaman sen ne diye bana bu çiftlik bana anamın büyük amcasından miras kaldı diyorsun ha? Niye diyorsun? Ya bak Hatice'm, köpekler gibi pişmanım. İşin buralara geleceğini bilsem sana doğruyu söylemez miydim ya? Demez miydim ya? Demez miydim ha? Hatice'm. Demeliydin. Demeliydin ama demedin. Nokta. Ayrıca ben sana bir şey diyeyim mi? De bakalım, de Hatice'm ne diyeceksin? Son pişmanlık fayda etmez Vedat Efendi. Biraz yürüyelim mi baba? Yürüyek. Sen de mi bana gönül koydun? Yok babam. Olur mu öyle şey? Sen benim büyüğümsün. Sen benim babamsın. Sana gönül koymak ne haddime? Ben anneme üzüldüm. Ve kafama iki bir şey takıldı. Bunları konuşmak istedim. Şimdi bana böyle söyledin ya sen, ben yerin dibine 5000 kat daha fazla geçtim. Söyle bakalım ne diyeceksin? O gece gelen telefon bu konuyla mı ilgiliydi? Biz sonra seninle konuştuğumuzda hani eğer bir şeyler olursa ilk bana geleceğine söz vermiştin. Evet, söylemiştim. Neden gelmedin? Yani bu Tayfun Bey yurt dışına kaçınca nasıl olsa artık konu kapandı diye düşündüm. Sonra da ipin ucu kaçtı zaten. Peki annemden neden sakladın? Siz böyle bir çift değilsiniz ki. Eşek kafam işte. Neden sakladığımı ben de bilmiyorum ki. Beni yanlış anlamasından korktum. Hangi konuda? Ya işte bu adam bize bu çiftliği neyin karşılığında verdi diye işkillenir, dırdır eder diye düşündüm. Üstünden de 30 sene geçmiş. Ya peki baba, bu adam gerçekten bu çiftliği bize neyin karşılığında verdi? Baba, lütfen. Ya biz bir aileyiz. Olan biteni bilmeye hakkımız var değil mi? Başka türlü birbirimize yardım edemeyiz. Şimdi bu Tayfun Bey o zamanlar çok hayırsever bir adamdı. Bizim de durumumuz çok zordaydı. Bu çiftlikte o zaman bugünkü hali gibi değildi. Issız, çorak bir yerdi. Dedi ki hem siz burada oturun, burayı da adam edersiniz dedi. Öylece verdi bize. Sırf hayrına. Kullanmıyor diye. Evet, evet ya, evet dedim ya oğlum ya. Sen de polis gibi beni öyle soruya çekip duruyorsun ya. Allah Allah. Ya şimdi bizim esas meselemiz annenin gönlünü nasıl tekrar kazanacağımız. Bir de bu kız geldi, açtı açıkta, nerede yatacak, nerede kalacak. Esas onları düşünelim. Hadi yürü, bu işi bir çözelim biz. Yürü. Yani şimdi ben doğru mu anladım?
siz gerçekten de eşiniz ve üvey kızınız hakkında bildiğiniz her şeyi açıklamak istiyorsunuz, öyle mi? Aynen öyle. Peki ama bu biraz garip değil mi? Yani bunu eşinize neden yapıyorsunuz? Ben yolsuzluklar yüzünden yurt dışına kaçan Tayfun Olgun'u tanımıyorum ki. Böyle bir adam benim kocam olamaz. Nasıl yani? Tayfun'un büyük bir yalancı. Şerefsiz bir dolandırıcı olduğunu yeni anladım. Resmen şok oldum. Beni hiçbir şeyden haberim yokken yalnız ve beş kuruşsuz ortada bıraktı. Hayatımı mahvetti. Sizin için gerçekten çok zor olmalı. İtibarım yerle bir oldu. Alışveriş yapamıyorum. Kuaföre gidemiyorum. Herkes böyle beni yargılayan gözlerle süzüyor. Kocamın işlediği suçun faturası bana kesiliyor. Peki benim suçum ne? Aşık olmak mı? Evlenmek mi? O şımarık kıza annelik yapmaya çalışmak mı? Ya da kaçmamak mı mesela? Hale Hanım lütfen yapmayın. Ama yok. Artık buraya kadar. Daha fazla sineye çekmeyeceğim. Herkes ne yaşadığımı öğrensin artık. Olaya bir de benim açımdan bakılsın. Anlıyorum. Öyleyse en kısa zamanda röportaj tarihini belirleyelim. Siz de her şeyi gerçekliğiyle en net şekilde açıklayın. Yalnız Pelin Hanım. Ay tahmin edersiniz ki bu aralar maddi olarak durumum pek iç açıcı değil. Yani ben bu röportajın karşılığında ne alacağım? Çünkü bir sürü kanal peşimden koşuyor. Hani bunu bir netleştirsek diyorum. Ya babaanne bu ne ya? Bari önümüze durusu koyaydın. Yine apır sapır konuştun ha. Mahsar Osman delisi. Babaanne var ya geldin gidiyorsun öğrenemedin. Çorba yemek değil ki, çorba içecek adı üstünde. Çorba içmek. Ana yemekte ne var? Cehennemin dibi zıkkımın kökü var. Hangisini yemek istersin evladımın çocuğu? Sağ ol babaanneciğim. Annem sağ olsun bana ikisinden de bugün afiyetle yedirdi. Şimdi bir daha yersem üst üste ağır gelecek bana. Bana bak bugün GAP cephesine yeni bir şey var mı ha? Söyle bakayım. Bir şey olduğu yok babaanne. Murat abimle babam da kadroya dahil oldu, öyle konuşup duruyorlar. Vallahi bu kadar heyecan bana çok fazla geldi ya. Zaten içim kıyıldı. Bari bir küçük helva kavur kız. He? Deli oğlan sen de. Yüzüme kaldık. Yani hasılı kelam, ben bu çiftlikte yaşayamazsın demiyorum ki. Diyemezsiniz zaten. Ama yaşayabilirsin de diyemiyorum. Baba, yalnız bir tutarsız oldu, onu düzeltsen düzelt. Çünkü şimdi bizim durumlar ortada. Yani sular duruluncaya, biz hanımı ikna edinceye kadar başka bir yol bulamaz mıyız diyorum. Ya pardon da benim ne gibi bir yol bulmamı istiyorsunuz acaba? O formül bizde olsa zaten sana bırakmayacağız da. Sonuç olarak hiçbirimiz senin sokakta kalmana razı değiliz. Eğer bu çiftlikte hakkın olmasaydı da razı olmazdık zaten. Bizler o tip insanlar değiliz. Tabii. Yalnız şu an tek sorun annemin hassasiyeti. Ondan dolayı biz bir süreliğine senin otel konaklama masraflarını karşılayabiliriz diye düşündük. Tabii yani sadece biz Hatice Hanım'ı senin de bizimle birlikte yaşamana ikna edinceye kadar. Pardon, ben yanlış mı duyuyorum acaba? Ben niye sizinle yaşıyormuşum canım? Ya kendin dedin, vallahi dedin, ağzında dedin, duydum. Bu çiftlikte kalacağım dedin sen, söyledin çünkü. Demedim birader, yoksa ben stresi, antistresi mi görüyorum baba? Allah'ım korusun yarabbim, ama dedin. Ben sizinle yaşayacağım demedim. Ben bu çiftlikte yaşayacağım dedim, yani bana ait olan bir yerde. Ayrıca ne münasebet canım, ben bilmediğim, tanımadığım insanlarla bir çatı altında yaşıyormuşum. Çok affedersin de nerede yaşayacakmışsın? Pardon. İstediğin kamp malzemelerini getirdim. Bak.
Sana bir sürprizim var. Biliyorum benle de konuşmuyorsun ama bak bu haberi duyunca havalar uçacaksın yemin ederim ya. Kızı gitti. Vallahi gitti. Yok kız yok. Burada kalmayacakmış gitti. Gidecek tabii. Tabii. İyi aferin hatasını erken anlamış. Anladı. Bu sizin hatanızı affettirmiyor ama o ayrı. Ne olmuş nasıl olmuş kafasına saksı mı düşmüş? Yok çadır. Ya öyle değil yani evde kalmayacak bahçeye çadır kurmuş orada yaşayacak ama evde kalmayacakmış çadırda kalacak. Ne? Çadır mı? He çadır. Bizim bahçeye. Evet. Benim düzenimin göbeğine. Benim emeğimin üzerine. Ama niye gözleri belerttin ki sen? O da mı sakıncalı? Allah korusun ya Allah'ım yardım. Kurban oldum Allah'ım ne olur. Ana, anne, anne. Annem, girebilir miyim? Gel yavrum. Çatal bile sallamamışsın sen buna. Öğlen kaytardığına göre akşam telafi yapmak zorundasın. Bak hem de sulu köfte var. Hiç içim almıyor anneciğim. Benim hatırım içinde olmaz mı? Ben sana kurban olurum, ölürüm sana. Ama ne olur ısrar etme, hiç yiyesim yok. Peki madem. O zaman bunu buraya koyuyorum. Ama eğer fikrini değiştirirsen beni çok sevindirirsin bunu da bil. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Babaannenle kardeşlerin de ayakta uyutmuşlar beni. Yüzüme gülmüşler.
Suratıma yalan söylemişler, arkamdan dolap çevirmişler. E olaya bir de şuradan bak. Eğer sen babamdan bir şey saklamak zorunda kalsaydın ve kardeşlerimden yardım isteseydin, seni geri mi çevireceklerdi? Aynı şey mi canım bu? Tabii ki benim dediğimi yapacaklardı. Onunla bu bir mi? Ha. Yani sana gelince mübah, babama gelince günah. Öyle mi? Sıkıştırma beni. Sinirlerim iyice laçka oldu. Burada oturmuş seninle gülüyorum ya. Tamam. Kardeşlerinle ilgili olan meseleyi tekrar düşüneceğim. Ama babana çok kızgınım. Öyle bugünden yarına, yarından öbür haftaya, sonraki haftaya falan geçecek gibi değil. Canım ne oldu mu? Bugün belki buradayız Selin'cim. Ama gün gelecek biz orada olacağız, onlar gidecek. Ya bunu bir kuşatma olarak düşün. O çiftlik düşecek. Ay Burcu, sana bir şey diyeyim mi? Yani biliyorsun bir numaralı kankimsin. Ama var ya ben seni tanımamışım galiba ya. O ne demek ya? Hoca numaramı bile benden daha iyi biliyorsun. Ya evet de ne bileyim ben senin bu kadar cesur olacağını hayatta tahmin etmezdim. Ya bu son olanlardan sonra senin içinden böyle resmen bir zeyne fırladı kızım ya. Öyle mi diyorsun? Cesur muyum? Evet. Amazon ruhu falan yani. Ya bu cesaret mi bilmiyorum. Mecburiyet aslında. Etrafında seni koruyacak kimse kalmayınca sen kendini koruyorsun mecburen. Babam gelene kadar kelebek gibi uçup arı gibi sokacağım. Vay be, Muhammed Ali'ye bak. Ya icabında ben de tırnak, diş ne varsa girişirim bir şekilde. Yani sen merak etme. Feda insay. Ne bu? Ne bu şeydi bu? Fedai. Sen ben Fedai mi olacaktın değil mi? Canım arkadaşım. Selin'cim sen niye gitmedin ki zaten görüyorsun. Yani tek başıma kalmaya alışmam lazım. Ya tek başına olabilirsin. Ama yalnız değilsin anla artık. Hem baksana ya böyle bir ortam bir daha nerede bulacağız kızım? Ne güzel anı biriktiriyoruz işte. Hatta gel bak selfie çekelim bu anı ölümsüzleştirelim. Evet ya niye selfie çekmiyoruz biz? Burcu Olgun'un performansı bir şey olmaz. Gel gel. Ha ben yoğurtla çekineceğim. Birinci aslan çiftliği kuşatması olarak torunlarımıza gösteririz. Yoğurt yiyorduk deriz. Evet ya. Karakaşlım. Karagözlüm. Mühür gözlüm. Yaban ördeğim. Kınalı kekli. Bal dudaklım. Antep fıstığım. Bak ben na şurama böğrümü ta şurasına. Bir öküz oturdu nefes alamıyorum ya. Vallahi ya yani ben sanki kendimi kuyulara çağırmış gibi hissediyorum. Hatice ya gözünü seveyim ya bitsin artık bu küslük ya bitsin ya ben dayanamıyorum lütfen diyorum bak ya rica ediyorum senden bunu ya. Bak tamam ben haksızım tamam sonuna kadar haksızım hatalıyım sen haklısın en haklı sensin. Yani ben bir eşeklik ettim bu eşekliği affı çok zor biliyorum. Hı. Ha şunu bileydim. Hatice. Pardon beyefendi ben geçeceğim. Yani şimdi öyle beyefendi falan el gibi mi oldu? Ne diyeyim? Evimin direği, koca reisim, canım ciğerim mi diyeyim? Yani içinde şu kadarcık bile bir sevgi saygı kalmadı mı Hatice'm yapma ya. Geçmiş olsun. Çekil bakalım. Ya vallahi baş ağrısı öldürecek beni ha. Bir zamanlar iyi bir işi, şirin bir evi, mutlu bir yuvası, başında anası,
düzenli bir odası olan tertemiz bir insandır bence. Fakir ama gururluydun da. Ya o fakirlik kısmı baki de, gururlu kısmı sallantıda. İşten tekme yedik. Yakında evden de kovulacağız belli. Anamız da yüzümüze bakmıyor. Bir de odam işgal altında yani. İnsanoğlu buzul misali. Bugün bir buzdağısın. Yarın bir bakmışsın bir avuç su. Sonra da buhar olup uçmuşsun. Şimdi uçuracağım ben seni ha. Allah Allah. Çek şu pis ayaklarını şuradan ya. Kusura bakma abicim, hiç çekemem. Vallahi ayaklarım zonk zonk zonkluyor ya. Mutsuz ebeveynler yorgun çocuklar demekmiş. Ya oğlum benim odam el gazinosu mu ya? Böyle ikide bir toplaşıp geliyorsunuz siz buraya. Annemi hayatta bu halde bırakmam. Ayrıca eskiden burası benim de odamdı. Vallahi ben de odama giderdim ama Murat abim bozuk çalıyor ya. Gıy gıy gıy, hiç çekilmez şimdi cızırtılı. Hayırdır baba, almadı mı annem odaya? Almadı, almayacaktı. Sen de gideyim gayretli odaya mı çekeyim dedin? Mahsuru mu var? Var tabii ya. Umut, mutlu. Ya çıkarma, yok. Baba vallahi odanın rezervasyonu doldu, sen salonda yat Allah'ını seversen lütfen. Sen babanı kendi evinden mi kovuyorsun? Burası senin evin değilmiş ki. Benim değilse senin iş değil. Bak. Ama ya hoş değil ki bunlar ya. Dur babacığım, sana yastık koyayım altına. Lambayı da kapat. Sağ ol oğlum. Yok. Yok. Vallahi ben dayanamayacağım. Ay ya, bugün 3,5 litre su içtim ya. İçmez olaydım. Kızım, acil tuvalete gitmem lazım ya. Yoksa bu çadır kullanılmayacak hale gelecek yani. Ya Selin saçmalama. Burası benim evim. Şey yapsak, kapasak gözlerimizi, uyusak, yarın okulda yapsak. Saçmalama ya, biyolojik olarak imkansız bu dediğin. Tamam, buldum. Başka şeyler düşünelim. Başka güzel, böyle değişik, telkin. Kapat gözlerini. Yat. Hadi yat. Of. Şey. Yeşil. Yemyeşil. Ağaçlar var. Ay, kuş. Kuşlar. Kelebek falan var. Kelebeklerin altından, üstünden akan şelale, su, deniz. Ay deniz ya, of su. Ben çok güzel şeyler düşünüyorum. Böyle tuvalet kağıtları. Ne bileyim, klozet. Sifon. Selin kalk. Kalk arkadaşım, kalk. Böyle olmaz, kalk. Ay, ay yağlayacağım şimdi. Of. O kadar dedim sana ya, gidelim biz de kalalım diye. Tutturdun çiftliğim de çiftliğim. Al sana çiftliğim işte, halimize bak. Şuradaki ağaçların arkasına gidip halledelim işimizi hadi. Ay saçmalama, hayatta olmaz. Kızım karanlık ya. Ayrıca ne bileyim, ağacın dibinde öyle böcekler falan, kertenkeller hepsi sinsi sinsi bekliyordur. Hayatta gitme. Yok. Olacak. Yapacağız Selin. Olmaz kızım ya, yapmam. Ya ne yapacağız o zaman, ne yapacağız? Bilmiyorum. Burcu. Evet ya, orada koskoca ev duruyor sonuçta. Aynen öyle ya, gidelim izin isteyelim. Hani nedir yani, öldürecek değiller ya. Ay saçmalama canım, niye izin istiyormuşuz? Benim çiftliğim, o çiftlik benim. O zaman yani sonuçta öz, şahsi, kendime ait bir çiftlikteki tuvaleti kullanmak için niye izin istiyorum ki? Selin tut elimi. Selin hücum! Yallah! Hücum! Şşş! Tamam, gene de sessiz olalım. Uyandırmaya gerek yok. Selinciğim, nihayet. Ay, içerideyiz. Ama tuvalet nerede? Ya ben nereden bileyim? Bak, iki koldan arayıp ayrılalım tamam mı? Sen şu taraftan yukarı git. Ben de buradan gideyim. Go, 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 go. Hadi. Vay, huysuz teyze.
Uyurken nasıl da masum? Huysuz, cadı. Ha abi ya, mutfağa gidiyorsan bana bir bağırsak. Babaannemin kapısı açıldı kapandı ama terlik sesi gelmedi. Ne olur yani, böbreklerini mi üşütür? Babaannem hayatta terliksiz çıkmaz. Evde kesin biri var. Dur polis! Dur! Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor bir Cahil Sıvat? Ne oluyor ya? İmdat Murat! Annem polis! Olay mı var? Kameramı verin ya. Hatice'm! Hatice'me bir şey oluyor! Hatice'm! Ya bırak ya! Bırak! Ah bırak! Pardon ama yani şimdi senin burada ne işin var? Ne demek ne işin var ya? Benim değil mi? Gelirim gelmem benim evim. Hah! Ne seni ne? Seni falan değil. Kaç defa söyleyeceğim. Teslim olun bakalım. Kaldırın kollarınızı. Sen de geç çabuk onun yanına. Annem etrafınızı sardı. Teslim olun. Cıvıma evladım. Cıvıma Umut. Ya bir de ayakkabılarla girmişler eve bunlar. Evet evet. Gördüm evladım gördüm. Murat çabuk bunları tutukla, haneye tecavüzden suçüstü yaptık. Kesin gidelim diye evi yakacaklardı bunlar. Teyzeciğim sinirden artık ben kendimi yakacağım ya. Evi niye yakayım? Benim evim. Ay dayanamayacağım artık. Ben de dayanamıyorum artık. Asıl ben dayanamıyorum. Sizin benim evimde ne işiniz var? Ya bunlar kesin canımı kastedecek. Anneciğim bunlar. Tamam sakin. Anlatın yoksa kurtaramayacağım elinden. Niye girdiğini söyleyin bakalım. Söylemem. Söyleyemem. Annem evdekine girmene izin vermez. Baştaki tuvalet hemen solda fırla. Çok korktum ben. Gidip elim yüzümü yıkayayım. Çok çabuk yıkar çünkü. Benim de acil yıkamam lazım. Eşek sıpaları, bu ne gürültü? Uyutmadınız beni bir türlü. Vallahi ayağa kalkarsam görürsünüz sen. Ne oluyor orada? Ya yok bir şey babaanneciğim. Klasik bir tarz iki mesane meselesi. Dağılıyoruz şimdi. Hadi Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Hatice, iyi misin? Hatice. Hatice. Hadi. Baba. Hatice. Baba. Babacığım. Hatice. Yapma ya. Baba. Ya. Hatice. Tamam baba. Ya biraz öteye gitsene kızım. Senin ne işin var burada ya? Burcu, dünya üzerinde nükleer felaket yaşandı. Bir tek bu çadır kaldı. Artık hepimiz burada yaşayacağız. Ne diyorsun sen ya? Deli misin sen? Uyuma kalk, uyuma. Kalksana deli, deli kalk. Şş, 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 şş. Yalnız anneme deli demezsen sevinir. Bir de kalkınca bu çadır temizle, bu ne pislik ya. Burcu, çabuk kalk kulunçları öp. Çabuk diyorum sana, vallahi bastonla kafanı kırarım ha. Burcuş, Tayfun amca aradı. Seni değil beni çok seviyormuş. Senin nüfusundan çıkartıp beni alacakmış. Canım ya. Hayır, yok öyle bir şey. Babam yapmaz öyle bir şey ya, hayır. Yok çıkmayız ki, bu çadır hem senin hem bizim Burcu. Yok yok, yok kızım. Bu çadır aslında bizim. Bu çadırı baban seneler önce bize verdi. Alın sizin olsun dedi. Bu kızı da alın. Bu da sizin olsun dedi evladım. Yok, babam öyle bir şey yapmaz. Babam beni size vermez. Hayır ya, çıkın ya. İtiraz etme Burcu. Yoksa bütün hatıralarına el koyarım. 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 Ya Selin, Selin çadırda senden başka kimse yok değil mi? Yok, yok. Ya resmen kabus gördüm ya.
Kıyamam ya. Bu arada saat kaç acaba? Ben kabus gördüm diyorum. Sen saat kaç diyorsun? Of! Of! Onu yakalmışlar. Of, yalnız bu annemin pişisinin kokusu ha. Sen anca rüyanda görürsün onu, yüzümüze bakmıyor, bir de pişini yapacak. Sofraya bak. Vallahi sofraya, kokuyor. Oy, oy. O tereyağı vay, sucuklu vay, yumurta vay. Bile var ha. Oley be, annem geri dönmüş. Bunu ya. Bana ayırın ya. Ya sen nasıl bir kadınsın sen? Ya, bizi affettin. Sen bizi affettin mi can? Ettim. Canım kızım, gel bir öpeyim. Kız seni hadi. Çocuklar. Söyleyin şu saçları az şahsa uzak dursun, yoksa şu tavayı kafasına yer. Baba annem sana kel dedi, bir de eğer benden uzak durmazsa dedi, bu tavayı kafasına inşallah geçireceğim onu dedi. Duydum gayret, duydum sana. Aman benim hamarat gelinim neler yapmış, Halil İbrahim sofrası gibi. Ah, güzel gelinim benim, ellerine sağlık. Geç anne, geç. Hadi otur. Hadi tamam, başlayın, anne. Afiyet olsun. İntikam peşinde değilsin değil mi? Ha, bunlarda fare zehri falan yok. Temizler değil mi anne? Ah evladım, ben size kıyar mıyım hiç? Hepsinin içinde anne sevgisi var. Ya. Çay? Çocuklar, söyleyin şu zata. Değil ona çay vermek, aynı sofrada oturduğuma şükretsin. Annem diyor ki, söyle şu zata diyor. Değil ona çay vermek diyor. Bu sofraya oturduğu için şükretsin. Anladım gayret, anladım. Tamam oğlum, yorma kendini. Ya börek de mi yok ya Hatice'm ya? Söyleyin şu beyefendiye, börek yok, kötek var, daha ister mi? Baba annem diyor ki kötek tamam. Varmış, daha ister. Tamam gayret. Ha. Aslan oğlum benim, sen canını sıkma, ben sana yaparım börek. Yavrunacığım, Allah razı olsun. Annem eline koluna sağlık, börek çok güzel olmuş vallahi, sağ olasın. Anne çok güzel olmuş vallahi, börek yıkılıyor ya. Vallahi yemeğe kıyamıyorum, efsane. Akıyor oğlum, akıyor, hadi ya. Vallahi baba. Şimdi kulaklarınızı iyi açın, beni dinleyin. Bu böreklerin devamının gelmesini istiyorsanız ve ailemizde huzur ve saadetin devamlılığı olsun istiyorsanız benimle işbirliği yapacaksınız. Zaten bizi bu kadar kolay affetmen mantık dışıydı anneciğim. Rüşvetmiş. Evet efendim, geri döndüm. Savaştayız. Siz de benim tarafımdasınız. Bu çiftliğin bir karış toprağını o kıza yedirmem. Derhal düşmanın zayıf noktalarını bulup plan yapmalıyız. Şimdi söyleyin bakalım. Kız hakkında neler biliyorsunuz? Ya şimdi Allah için güzel kız. Ben bir şey bilmiyorum. Tutulmuş kızım ya. Ay. Ay sırtım. Ay çok açtım kollarımı. Kaldım. Selin. Yardım edeyim mi? Şöyle birazcık geriye doğru çeksene. Ay. Bu aslan sülalesinin hepsinden nefret ediyorum. Hepsine gıcık olur. Görür onlar günlerini. Hepsini mahvedeceğim. Hepsini atacağım çiftliğimden. Görürler onlar. Ay. Aslan sülalesine bir tekme. Kız bacağım. Ay Selin. Mahir amca açık kapı bıraktım. Yani hem bize hem kızı haklı buldu. Ya aranızda halledin noktasına getirdi işte. Sözleşme ortaya çıkana kadardı tabii. Söyleyin şu beyefendi, biz ortada bir sözleşme falan görmedik. Annem diyor ki baba. Ne gayret, sus. Görmeyeceğiz de. O ne demek şimdi o? Şu demek babaanneciğim. Şimdi bunların bütün eşyalarına polis el koydu ya. Bu arada polis dediğin de bizzat Murat abim oluyor. O zaman bu bahsettikleri sözleşme de emniyette. Ama kelimenin iki anlamıyla emniyette. Çaktınız mı köfteyi? Ha. Yok, ben çakmadım. Ya çakmayacak bir şey yok abicim. Diyorum ki şimdi eğer bu sözleşme emniyetteki dosyalardan birinin içindeyse sen bunu diyelim ki görmedin. O zaman kızın da haberi olmayacak. O zaman ortada bir problem kalmayacak. Ha. Ne diyorsun yani sen? Benden evrağı saklamam mı istiyorsun?
Yani. Saklamayıp ne yapacaksın? Allah muhafaza oğlum. Sahibine vereceğim tabii ki de abicim. Eğer o sözleşmeyi, bunca yıllık emeğimizi, yuvamızı o kendini bilmeze verirsen eğer... Tamam annem, hep devamını biliyoruz, hepimiz biliyoruz değil mi? Anladık yani, onu anladık. Bir tane yalan yüzünden zaten darmadağın olduk. Bir tane daha mı söylememi istiyorsunuz? O nasıl söz, kuzumun kuzusu. Sana yalan söyle diyen yok. Doğruyu söyleme. Eğer beni birazcık seviyorsanız... İşimle ailem arasında seçim yapmak zorunda bırakmazsınız. Kız. Ay hadi artık hazırlanalım ya. Geç kalacağız okula zaten. Ay açlıktan ölüyorum var ya. Şimdi diyeti falan vazgeçip yani iki tane sandviç gömeceğim. Sen Burcu? Ay yok ya ben aç değilim. Nasıl aç değilsin kızım ya? Dün sadece yoğurtla geçirdik. Vallahi iştahım yok Selim, istemiyordum. Saçmalama öyle olmaz Burcu. Ay günlerdir hiçbir şey yemiyorsun zaten. Ha, enerji lazım sana. İhsan sen bize iki tane sandviç ver, bir de portakal suyu. Tamam. Hazır. Ya Selin, almana hiç gerek yoktu gerçekten. Saçmalama kuzucuğum ya, olur mu öyle şey? Bak şimdi. Ya canım ya, Selin sen ne kadar iyi bir kızsın. Yani burada yardıma muhtaç bir arkadaşımıza elini uzatmışsın. Garibanın karnını doyuruyorsun falan. Helal kız sana. Ece var ya, şurada gerinir gerinir sana bir çakarım, yeri öpersin. Hiç gerek yok. Bu da benden olsun. Gönlümden koptu gerçekten. Öyle mi güzelim? Öyle güzelim. Bak bu da benim içimden koptu. Tayfun'un bütün hesaplarını inceledik. Okulla bağlantılı kimseye para yatırılmamış. Demek oluyor ki soruları birilerine çaldıran Tayfun Olgun değil. Deniz Akok'un kendi hesabından gönderilen maillerin de kime ait olduğu belli değil. Çünkü fake hesaplar. Onun için de soruları satan öğrencilere ulaşamıyoruz. Vallahi çıkamıyorum bu işin içinden. Bence bu olayın Tayfun'la ya da kızıyla da alakası yok. Başka birinin tezgahı bu. İyi de kim? Cümle sonlarında 3 nokta yerine 2 nokta kullanıyor. Tebrikler hocam. Doktorunuzu vermişsiniz. Teşekkür ederim. Galiba kimin yaptığını buldum Cem. Merhaba hocam, beni görmek istemişsiniz. Evet Burcu. Demin kantinde yaşanan tatsız olayla ilgili olarak seninle görüşmek istedim. Ya teşekkür ederim hocam. Ya bence de konuşalım, lütfen konuşalım. Yani Ece'yi okuldan atmanıza gerek yok ama en azından bir ihtar verebilirsiniz. Uyarmak istediğim kişi sensin Burcu. Ece ailesi itibariyle de okulumuzun en seçkin öğrencilerinden biri ve o senden şikayetçi oldu. Ama ben anlamadım. Ben sadece kendimi savundum.
Bak Burcu. Zaten babanın yüzünden bütün basının gözü okulun üstünde. Öğrenci aileleri de bu durumdan rahatsız. Açıkçası okulumuzun imajı durumunuzdan dolayı çok zarar gördü. Lütfen bundan sonra hareketlerine dikkat et. Yoksa bir dahaki seferi seni uyarmakla yetinmeyeceğim. Tabii anlıyorum. Babam okulun girişine böyle ayakta karşıladığınız günler geride kaldı. Anlıyorum hocam. Madem babandan bahis açtın, yönetim olarak bundan sonraki okul taksitlerini nasıl ödeyeceğini bir hayli merak ediyoruz. Bu konuda beni de bilgilendirirsen sevinirim. Oh çay çok iyiymiş ya abi. Bugün beni idare edeceksin, artık sana sığındım. Annem travma sonrası çok değişti ya. Bizi affettin falan diyor ya, hepsi yalan. Bugün bana hediye verdi. Bir kutu hediye. Güzelliği bir açtım. Toz bezi, bulaşık süngeri. Sabah da geldi işte, temizlik işleri falan var. Hep beraber halledelim. Aman dedim, hemen topukladım buraya. Oğlum sen yorulmaktan kaçarken de yorulmuşsundur zaten. Hiç buraya kadar zahmet etmeseydin. Evde kalıp anneme yardım etseydin ya. E gözünü seveyim, benden bahsediyoruz. Bana hesaplamayı yaptım. Burası kalori olarak daha karlı. Ayrıca evde var ya, böyle hep stres var. Negatif yükleniyorum. O da kardeşin de dolayısıyla böyle bir strese bağlı hücre ölümleri gerçekleştiriyor. Yazık. Dalga geçme. Çok önemli bir şey. Hücreler öldü mü o yüzündeki bütün parlaklık gidiyor be. O bütün yakışıklılığın gidiyor yani. Hücre öldüğü zaman yaşlanıyorsun. Çizgilerin çıkıyor, şey oluyor. O zaman şöyle bir doya doya bakayım kardeşime. Çünkü işler böyle giderse tipim bayağı bir kayacak mutlu. Dalga mı geçiyorsun anne? Ayıp ya. Kalkmışız buraya kadar gelmişiz. Bir kardeşim gel sana burayı gezdireyim. Ha? Yok bunlar. Nerede? Tamam hadi gel lan. Ya bana bunlarla gel ya. Sana. Teras meras var mı burada? Hepsi var tamam mı? İşte büyük haberlerin çıktığı ortamımız bu, mutfağımız bu. Umut Bey? Ha, bela geliyorum diyor. Kim? Bela. Başladınız mı acaba? Bitirmişimdir bile kesin. Ne? Pardon. Kendinize yeni bir iş aramaya tabii ki. Çok güzel ya. Peki siz doktordan randevunuzu aldınız mı? Ne doktoruymuş o? Ben bu bomba haberi patlattığım zaman hani siz yamulup kalacaksınız ya, sizi düzeltecek doktoru. Hatta şöyle söyleyeyim, o randevuyu biraz erkene çekin. Çünkü haberi teslim etmeme çok az kaldı. Dikkat edin de o haber sizi benim ellerime teslim etmez. Merak etmeyin, merak etmeyin, etmez. Ama siz bu kıskançlığınızdan, hasetinizden ağladığınız zaman sizi ben teskin edeceğim. Tamam. Siz beni ancak tebrik edersiniz. Ki ben de buna tenezzül etmem. İyi günler Umut Bey. Gıcık bir de tipsiz bir de ya. Vallahi geldim çok iyi oldu ha. Yakında annemin elini öpecek yengemle de tanışmış oldum. Oğlum manyak mısın sen? Kafayı mı yedin Mutlu sen? Ya abicim bu gergin ortam, bu laf sokmalar. Bir ara bir elimle yediği bir elektrik orada ha. Vallahi bak ben buraya yazıyorum. Çok büyük bir aşk doğuyor. Bu kız sana yanık. Lan kerkenez ne alakası var kız? Hasta diyorum lan. Manyak manyak ya. Fırsatını bulsa beni bir kaşık suda boğacak diyorum ya. Yok yok, o sana sarılıp öpemediği için oluyor ya. Biz ilkokulda niye kızların saçını çekip kaçıyorduk? Bir düşün. Kapış. Büyük aşklar nefretle başlar. Ben Mutlu şimdi nefretle başlayacağım sana. Niye geldin oğlum sen, beni delirtmeye mi geldin buraya? Ha, tamam tamam sustum tamam. Allah Allah. Sen bu bahsettiğin büyük haber ne, onu söyle bakayım. Oha. Ya bu Burcu Olgun bizim evde kalıyor ya. Çakal, sen ondan kıza yakın davranıyorsun. Yok oğlum çakallık değil ya. İşim söz konusu ya. Ya o röportajı yapmam lazım, çok önemli. Şunu da bırak. Oyuncak gibi abi. Bu röportajı bizim evde yapma da annem seni yığmasın. Ha gayret arıyor bak. Gayri. Alo ne yaptın abi? Neredesin oğlum sen hayta herif? Ha? Kaçtı göz arası kaçıp gittin gene buralardan. Bak bana bak. Çabuk neredeysen çık gel, annem seni çağırıyor. Abi kusura bakma, hiç gelemeyeceğim. Orası çok stresli bir ortam. Benim orada kaşımın arasındaki çizgi çıkıyor ortaya ya. He anneme karşı geliyorsun ha? Tamam o zaman ben gideyim anneme söyleyeyim hemen. Anneme söyleyeyim mi? Anne. Anne. Tamam bağırma. Niye bağırıyorsun anneme hemen? Ayıp ama senin bu yaptığın. Geleceğim ben şimdi tamam. Aman be oğlum, aman be. Bütün hırsını, öfkeni şurada akıtacağım diye helak ettin kendini. Baksana börek getirdim, soğuttum, buz gibi ettin ya azıcık şundan. Yok iyi böyle be anacığım. Böyle boş boş durunca keçileri kaçıracak gibi oluyorum. Hiç olmazsa böyle kafam dağılıyor. Bir çuval inciri berbat ettik ben. Ne demişler? Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir. Bizim başımıza iş gelmedi.
Biz kendi başımıza iş aldık. Sonra kendimizi merdivensiz kör kuyulara attık. Ondan sonra da çık çıkabilirsen hadi buyur. Benim gelinim delidir doludur da mas kızdır. Yağdı gürledi esti ama. Bak göreceksin birazdan durulur. O kıyamaz sana oğlum kıyamaz. Ben 35 yıldır tanırım Hatice'mi. İlk defa böyle gördüm. Dün akşam beni bayağı kapının önüne koydu işte. Hak etmiştin ama oğlum. Doğruya doğru evladım eğriye eğri. Şimdi bir de Murat meselesi çıktı. Murat mı? Ne olmuş Murat'a? Ok yaydan çıktı bir kere anacığım. Artık nereye saplanır Allah bilir. Dün Murat beni sorguya çekti. Tayfun oğlum bu çiftliği bize neye karşılık verdi diye. Eyvahlar olsun. Affedat oğlum eyvahlar olsun. İyice bir deşerse, iyice bir kurcalarsa ne yaparız biz oğlum ne yaparız? Yanarız anacığım. Yanarız ki hem nasıl yanmak. Marmara çırası gibi. Ben bir kurbanım. Yalancı, iki yüzlü şerefsiz bir adam tarafından hayatı karartılmış bir kurban. Tayfun Olgun hakkında merak ettiğiniz her şeyi anlatmak için karşınızdayım. Tamam, harika. Bu ben bir kurbanım o çıkışını haberlere koyacağız. Tamam. Bunu kes buradan. Yıllarım. Hemen kesiyorum. Çok emek harcadım. Kolay gelsin. Hayırdır Umut Bey? Ya ben dosyamı unutmuştum, onu alacaktım da. Siz neyi bağlıyorsunuz? Neyin montajı var? Görüntü neye gitti Seyfi? Abi kablodan o. Sabahtan beri gidip geliyor. Ünlüler en favori diyetlerini anlatıyordu. Biz de onları bağlıyoruz. Katılmak ister misin? Yok ya. Siz çalışın, kolay gelsin. Eyvallah. Görüşürüz. Hadi devam. O adama gençliğini verdi. Deniz Akok davası ile ilgili bir gelişme var demiştiniz. Biraz gergin görünüyorsunuz hocam. Bir sorun mu var? Yok canım. Yani günlük rutin işler işte. Biraz yoğunum da o yüzden hemen konuya girersek daha iyi olur. Bu tez jürisi sizi doktora için iki kez yetersiz görmüş. Doğru mudur? Akademik kariyerim sizi neden bu kadar ilgilendiriyor anlayamadım. Şimdi şöyle hocam. Biz sizin hakkınızda kısa bir araştırma yaptık. Baktık ki bu sizi yetersiz gören jürinin başında Deniz Akok varmış. Sonra Deniz Hoca'nın mail hesabındaki yazıyla... Sizin imlalar tıpatıp aynı. Sonra ne hikmetse sizin doktorluğunuzun önü de Deniz Hoca okuldan uzaklaştırıldıktan sonra açılmış. Ne demek istiyorsunuz siz? O maili Deniz Hoca'nın hesabından sen attın. Adamı soruları sattı gibi gösterip işinden ettin. Ama bununla da kalmadın. Dahası da var değil mi? Kurudun şu odada abi ya. Öyle kardeşim ya. Zindan burası. Kara zindan. İyi çay getirdim bari çay iç. Kafanı dinlendir iki dakika. Sağ ol Umut'cum. Eyvallah. Açsan tost söyleyeyim. Ya ya. Benim gerçek kaşar değil ki. Eritme peynirden mi ne yapıyorlar? Mide mi yakıyor? Yenmiyor be abisi. Berbat bir şey. Köfte sardırayım kardeşim. Yok ya yok. Yağ o da. Etten çok yağ soğan. İyi Antep usulü lahmacun o zaman. Yanına da duble ayran. Oo. Acılı olsun, 5 tane çakarım. 5 tane? Bravo. Bir dakika, bir dakika. Rüşvet değil mi bu? Ha? Rüşvet. Rüşvet ya. Vallahi rüşvet. Nasıl anladın ya? Allah Allah. Söylesene oğlum şu Pelin ne ayak, ne işler peşinde? Yok abisi, yok yok. Pelin Hanım beni tehdit etti ya. İşten çıkarırım falan diyor. Umut'a tek bir söz söyleme diye yemin ettirdi. Ya başkan, biz bizeyiz şurada ya. Benden laf çıkmaz, bir rahat ol ya. Yok abisi ya. Pelin Hanım'ı takma bana işte. Seyfi, bir söylesene oğlum bu kız neyin peşinde ya? İşin ucu bana dokunacaksa bileyim oğlum. Ya biliyorsun iddiaya girdik. Ya işsiz mi kalayım Seyfi? Ne yapıyor bu, bir haber peşinde mi, bir özgüvenli hareketler yapıyor? Bak künefe de söylerim ha.
Künefe. Söylerim. Künefe. İşte künefe. Gel. Benden duymadın ama. Katya. Tamam. Pelin Hanım bomba bir haber yakalamış. Deme ya. Gel gel. Nasıl yakalar ya? Gel bak. Ya tamam babycim ya. Sıkma canını. Halledeceğiz bir şekilde. Of Selin ya. Bir okul taksidim eksikti. Gerçekten of. Birileri yüzünden de okul karakola döndü. Her yerde polis arabaları falan. Babası bitti, kızı başladı herhalde. Ya benimle uğraşmayı bir bırakır mısın artık? Asıl sen bizim huzurumuzu bozmayı bırak Burcu. Hocalarla uğraşmayı bırak. Deniz hocanın senin yüzünden atıldığını hepimiz biliyoruz. Ne saçmalıyorsun sen ya? Bir git başımızdan. Ben değil Selin'cim. Soruları babasının parasıyla satın alan kişi gidecek okuldan. Aa, Burcu muymuş o ya? Nedense hiç şaşırmadım. Ya abi madem kapasiten yok, ne işin var üniversitede? Ne oluyor gençler? Sen kimsin arkadaşım? Mali şubeden komiser Murat Aslan. Yeterli mi? Komiserim lütfen söyler misiniz ya Burcu'nun hiçbir alakası olmadığını soruların çalınmasıyla? Aslında daha fazlasını söyleyecektim. Yaren Ersoy suçunu itiraf etti. Maili Deniz hocanızın hesabından kendisi atmış. Yok artık. Hadi canım. Aslında tek suçu bu da değilmiş maalesef. İçinizden birine de gerçekten soruları satmış. Yalan söylüyor yani. Sen nereden biliyorsun peki? Yok ben bir şey bilmiyorum komiserim yani. Aslında ilk konuştuğumuzda senden şüphelenmiştim Ece Dinçer. Burcu suçlu. Hangi konuda? Sınav sorularını o satın aldı. Hocayı da okuldan o attırdı. Yani bence kesinlikle öyledir. Emin değilsiniz. Canım başka kim olabilir ki? Vallahi biz daha yeni araştırma başlattık. Konuyla ilgili de henüz kimseye bilgi verilmedi. Hesap hareketlerini inceledik. Aldığın sorular karşılığında yüklü bir para ödemişsin Yaren hocaya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya parayla soru almak nedir? Biz sabahlara kadar ders çalışalım. Senin yaptığına bak. Nasıl yani? Ece'yi de mi tutuklayacaksınız? Yok. Buna gerekli cezayı okul yönetimi verecek. Bütün bu işler senin başının altından çıkıyor. Ama bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin Burcu oğul. Burcu oldu, evet. Sen de biraz insan ol da bence şu an herkesten özür dile. Bence de. Yani böyle bir şey olamaz ya. Bir özürle kurtulamazsın abi, bence. Ya başkası nasıl suç atıyor ya utanmadan? Duruyor bir de burada. Ya hala bekliyor ya. Annem sen bizi affettin ya, bu işsizlik meselesi bana hiç artık dert etmiyor yemin ederim ya. Bir de zaten hayat böyle daha temiz, daha hijyenik, böyle bal dükkana yaşanabilir bir hal aldı gözümde. Ya, bak abartıyorum, hatta bu çıplak elle bunları tutup böyle elle bir öpesin geliyor o dereceye. İnanmam. Ben de yapamam zaten, o ne öyle? Evladım ben sizi affettim. Siz benim canım, kanım, parçamsınız. İnsan kendi vücudundan bir parçaya küsebilir mi? Ondan ayrılabilir mi? Ayrılamaz. Et tırnaktan, kaş kirpikten, kemik kıkırdaktan, aşil topuktan, fibua fibuadan ayrılamaz. Tamam. Gayret anladım. Sıkıyorsa siz bir daha bana ihanet edin bakalım. Bundan sonra ben ne dersem o olacak. Tamam annem sen ne dersin o söz? Bak ben bu şımarık kızın evimden, bahçemden, hayatımdan, bu dünyadan defolup gitmesini istiyorum ya. Ne yapacağız? Öldüreceğiz mi? Aa, ben vallahi yapamam. Elimi kana bulayamam. O kan çıkmıyor bir de o mor ışığı bir veriyorlar buradan belli oluyor. Ben yapamam onu. Yok evladım ne öldürmesi? Onu süründüreceğiz, süründüreceğiz. Ne? Ya bir tane böyle temiz, titiz bir intikam yöntemi yok mu ya? Hepsi pis pis.
Anne bence ne yapalım biliyor musun? Bak gel çitleyelim onu, çitleyelim. Ağzını burnunu çitleyelim ne olur. Ya sana nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten hiç bilmiyorum. Etme de zaten. Ben sadece işimin gereğini yaptım. Sen iyi misin? Gerçi en son sorduğumda bir dövmediğin kalmıştı. Ya ama hak etmişti. Nasıl yani? Suçumu hatırını sormak mıydı? Ya hayır. Yanlış zamanda yanlış yerde hatırını sormak. Var ya, senin soruları çaldığını düşünenlerin topu aptalmış. Neden? Senin ne kadar zeki olduğunu göremedikleri için. Ay pardon. Aa. Alo. Tamam çok teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Tabii hemen geliyorum hemen. Ya benim hemen gitmem lazım. Fark ettim evet. Ya tekrar çok ama çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Burcu. Babanla ilgili bir haber alırsan bana söylemen gerektiğini biliyorsun değil mi? Bu hepimizin ayrımı olur. Hı. Biliyorum. Tabii ki biliyorum. İyi günler. İyi günler. Nereye? Bağdat Caddesi'ne. Basmadınız. Evet. Olmuştur herhalde. Hanımefendi. Pardon. Arkaya doğru ilerler miyiz bir zahmet lütfen? Arka yok. Arka doldu. Arka bitti. Arkası 100 kişi oldu. 30 tane koltuk var. Aldınız ya. Ya siz de bir çeker misiniz? Kolunuzu sıkıştım ben. Ya açılın ya. Nefes alamıyorum burada. Abla azıcık git bak orada boş yer var. Kay kız. Kız kaysana. Bak açılın ha vallahi hepinizi dava ederim. Dava ederim hepinizi. Burcu Olgun'um ben ya. Allah. Ya Olgun kim ben tanıyamadım. Hiç kırık kalkmadı ya. Oturalım kaldı böyle. Oho. Hep siz mi oturacaksınız hanımefendi? Azıcık kalkın da ben oturayım ya. 10 dakikadır ayaktayım burada. Allah Allah. Durağım gelince ineceğim. Adalet mi bu şimdi? Ey ayaktakiler! Biz enayi miyiz? Biz ayakta bindik diye böyle hep ayakta mı gideceğiz? Siz oturanlar, bu koltuklar babanızın malı mı canım? Kalkın azıcık biz oturalım. Ne oldu abicim ne baktın? Deli mi ne ya? Sırayla bu işler. Nerede adalet? Hani nerede? Öyle çevirme kafanı, gözlerin içine baksana sen. Ne oldu? Niye cevap veremiyorsun? Bir de erkeksin, erkek olacaksın. Orada bak bayan var. Hiç yakıştıramadım. Bravo! Bravo! Kızım sen ilk defa mı biniyorsun otobüse? Evet amcacığım, çok mu belli oluyor? İşte. Evet, arkalara doğru geçer miyiz bir zahmet? Hadi ilerle. Başımızın üstünde de koltuk var. Şoför bey başımızın üstüne alın daha alacaksınız eğer. Buralarda yer kalmadı çünkü biz sıkış tepiş olduk. Doldu alma artık. Nereye alacaksın abicim? Abla sıkıştırdın ya of. Dizdiniz bizi buraya kornişon turşusu gibi. Hamsi gibi olduk vallahi ya. Tabii siz orada rahatsınızdır da şoför bey. Kendisi önde keyif çatıyor biz burada. Koltuk rahat mı şoför bey? Yastık lazım mı yastıkta koyalım istiyorsanız. Görüyorum da penceriniz de açık. Efil esiyordur da şimdi oralar. Ya subhanallah ya Rabbim. Kollarım koptu ya. Kollarım tutmuyor resmen. İnsan azıcık yardım edin ya. Her yerim tutuldu ya. Ayıp be ayıp.
Utanmazlar ya. Oo, bacaklarım. Efendim Cemo. Alo. Murat ne taraftasın? Hani geliyordun Devran? Geleceğim. De bir durum çıktı. Şimdi bırakamadım. Hayırdır? Burcu Olgun'u takip ediyorum. Emin değilim ama şüpheli davranıyordu. Babasıyla ya da bağlantılı biriyle görüşmeye gidiyor olabilir. Kolay gelsin diyorum o zaman. Hadi sana da Cemo. Ha. Cem. Bu arada senden birini şubeye getirmeni isteyeceğim. Emrin olur. Ben sana bilgileri mesaj atarım. Hadi kolay gelsin. Tamamdır derim. Tamam. Tayfun Bey'in başına gelenlere çok üzüldüm. Çok hatırlı bir müşterimdir babanız. Onun üzerine atılan bütün bu suçlamaların bir an önce düşeceğine eminim. Sağ olun. Buna inanan birilerinin olduğunu bilmek gerçekten çok iyi geldi. Pekala. Şimdi nasıl yardımcı olabilirim ben? Öncelikle izinden döner dönmez beni aradığınız için çok teşekkür ederim. Yani sizden başka kime güvenebilirim gerçekten bilmiyorum. Ama elimde annemin kolyesinden başka para edecek hiçbir şeyim kalmadı. Gerçekten zor durumda olmasam onu asla elden çıkarmazdım. Ama başka bir çarem yok şu anda. Anlıyorum. Bir bakabilir miyim? Maalesef. Küçük hanım bu çok fazla bir para etmez. Yani ne kadar ediyorsa o kadarı benim için yeterli. Bir işe girip çalışana kadar idare etse yeter. Ama sizden bir şey isteyeceğim. Bir ay onu elinizden çıkarmasanız, satmasanız olur mu? Belki gelip sonra geri alabilirim. Pekala. Bir ay bekleteceğim. Merhaba. Merhaba. Mali Şube'den Komiser Murat Aslan. Yetkili kim acaba? Buyurun. Buyurun komiserim. Konu nedir? Az önce çıkan hanımefendi. Kiminle görüştü onu öğrenmek istiyorum. Sizi şubeye kadar götürmek zorundayım küçük hanım. Ne şimdi bu? Şaka mı yapıyorsun? Şaka yapar bir halim var mı? Buyurun lütfen. Aa bir saniye ya. Sen şimdi beni ciddi ciddi şubeye mi götüreceksin? Ya sen biraz dengesiz misin? Önce bana iyilik yapıyorsun. Sonra da beni tutukluyor musun yani? Tutukluyorum demedim. Şubeye kadar götürüyorum dedim. Ya yoksa babamla mı ilgili? Gidince öğrenirsin. Ya bir saniye ya. Bak bana bak babamla ilgiliyse ve söylemiyorsan. Gidince öğrenirsin dedim ya. Hadi. Evet.
Hatice'm, hoş geldin, gel. Biz de vallahi kaynanan seni çok seviyormuş. Şöyle otur istersen, kendimize kahve yapıyorduk. Sana da şey yaparım, biraz böyle kahve dökerim. İçersin afiyetle. Rahat mısın Hatice? Anam kahve taştı işte. Anam! Daha! Yandım. Oh! Yandım, yandım. Of! Ah gibi su da sıcak aktı. Öyle fincan şey, cezvenin sapı sıcak olunca. Ama neyse neyse olsun, sana kadar kahve var. Evet. Şimdi biraz gömüksüz oldu ama artık şey yap, idare et, kusuruma kalma. Bir de şöyle şey var, çifte kavrulmuş lokum. Bundan da böyle yersin. Lokumdan da şey... Ne? Demir? Hayır. Lokman Hekim'in sırrını getirsen, senin elinden içmem Vedat. Yok tamam. Affetmeyecek bu, tamam ya. Kız. Lokum da. Lokum. Ya yoksa konu çiftlik mi? Seninkiler benden şikayetçi mi oldular? Olamazlar ki. Neden? Çünkü çiftlik onları da değil. Oldular mı? Çok konuşuyorsun. Sen hiçbir soruma cevap vermediğin için olabilir mi acaba? Olabilir. Bir dakika. Sen sözleşmeyi mi buldun yoksa? Mahir amcan yaptığı sözleşmeyi buldun değil mi? Onu vereceksin bana ha? İki dakika sabret kızım ya. Geldik işte. Önce sen girsen. Olmaz. Ay öf, tamam ya, tamam. Ne olacaksa olsun artık. Deniz hocam. Sizin ne işiniz var burada? Yani ya da bizim ne işimiz var burada? Deniz hocanın sana söylemek istediği bir şey vardı. Ben de aracı oldum. Buyurun oturun lütfen. Çok üzgünüm Burcu Olgun. Özür dilerim kızım. Niye ki? Hayatım boyunca insanlarda eleştirdiğim şeyi bizzat yaptığım için. Neymiş hocam o? Ön yargı. Sana karşı babandan dolayı ve aramızda geçen o tatsız diyalogdan dolayı ön yargılı davrandım. Aslında seni evinde ziyaret etmek isterdim ama... Murat komiserim ne yazık ki artık bir evin bile olmadığını söyledi. Önemli değil hocam. Yani bu aralar öyle şeyler yaşıyorum ki... Sizin yaptığınız yanında hiç kaldı. Yani öyle demek istemedim. Yok yok. Ne desen haklısın. Ön yargının telafisi olmaz. Ama en azından özrümü kabul et. Ben ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Tabii ki kabul ederim hocam. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Olur mu? Müsaadenizle. Değilsin. Ya ne oldu yine ya? Hop. Ya bir de soruyor musun?
Yol boyunca bin tane şey geldi aklıma. Yüreğim iniyordu az daha. Söylesen ölürdün sanki. Ölmezdim ama sürprizi bozulurdu. Ya sen var ya sen. Sen centilmen görünümlü bir pisliksin. Küçük hanım, sözlerinize dikkat edin. Yoksa sizi görev başındaki memuru hakaretten içeri atmak zorunda kalacağım. Vay, sıkışınca hep aynı tehdit. Sürprizi bozulurmuş. Sen benim resmen psikolojimi bozsun ya. Kabul et iyi bir şey içinde ama. Yani, onları olduğum doğru. Komiserim, sizi belge kayıt odasından bekliyorlar. Geliyorum hemen. Seni durağa kadar bırakırdım ama geri dönmem lazım. Yani aslında aldığın yeri bırakman gerekirdi mantıken. Ne yapalım, yürüyeceğiz artık. Akşam görüşürüz. Pardon? Aynı yerde yaşıyoruz yani. Ha, öyle değil mi? Maalesef. Abartma canım, o kadar da kötü değil. Yani evet, senin için kötü olmayabilir ama benim için gayet kötü. Her sabah öyle bir yerlerim sulara koyamıyorum. Hadi kaçtın mı? Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol amirim. Nedir? Tayfun Olgun'un Mahir Yüce Ses'le yaptığı bir sözleşmeden bahsetmiştin ya Murat amirim. Evet. Sözleşmeyi buldum. Önce benim haberim olsun demiştin ya amirim. Sağ ol Demet. Hadi kolay gelsin. Sağ olun amirim. Burcu! Ya sen beni sürekli takip ediyor olabilir misin acaba? Çünkü böyle değişik yerlerde karşılaşmak bir klasik haline geldi de. Yok yok, vallahi takip falan yok. Tamamen tesadüf. Nereye gidiyorsun, bırakayım seni de? Otobüs durağına, oradan da biricik yuvama, yani çadırıma. Ben de aynı tarafa gidiyorum. İstersen atla bırakayım seni de. Ay yok, annen falan görür şimdi. Böyle seni evlatlıktan reddeder, böyle gözlerini belertip üstüme atlamaya kalkar. Hiç gerek yok. Bak otobüs cehennem gibidir bu saatte, iyi düşün. Ya atla, çiftliğe gelmeden bırakırım seni. Anneme çaktırmayız. Hı? İyi, benden günah gitti vallahi. Çadır hayatı nasıl gidiyor? Yani zor yanları var tabii. Ama geçici olduğu için sorun yok. Sözleşmeyi bulduğum zaman çiftliğime kavuşacağım. Ama deneyimlerimi size anlatırım. Merak etme. Ha, biz evsiz kalınca yani. Eyvallah ya, çok sağ ol. Burcu, benim sana bir şey söylemem lazım ya. Böyle sıkıntılı girişlerin arkasından kesin can sıkıcı bir muhabbet başlar. Ne oldu? Ya sır gibi saklanıyordu. Benim de yeni haberim oldu. Bilmek istersin diye düşündüm. Üvey annen, Hale Olgun. Bizim kanala röportaj vermiş. Of! Of! Bir bu eksikti. Ne anlatmış olabilir acaba? Ben de çok hakim değilim. Ama pek de hoş bir röportaj olmamış. Babana ağır suçlamalarda bulunmuş. Ya nasıl yapabilir böyle bir şey? Babam onu pamuklara sarıp sarmalardı. Şey gibi bakardı ya. Ne kadar yalancı, ne kadar ikiyüzlü, ne kadar sahtekar bir kadınmış. Ya biz ona ne yaptık? Niye bu kadar nefret ediyor bizden? Babam duyunca mahvolacak. Ne yapacağım ben şimdi? Yani aslında yapabileceğim bir şey var. Ne? Ya sen de röportaj verebilirsin. Babanı ve kendini savunursun, gerçekleri anlatırsın. Yok, yapamam. Ya ben babamı basına malzeme edemem. Ama susarsan da onu haklı çıkarmış olursun. Hem ya röportaj karşılığında para da alırsın, durumunu toparlarsın biraz. Oradan gelecek bir paraya ihtiyacım yok benim.
Sağ ol. Peki. Ama haber senin için daha yeni. Biraz düşün, iyice tart kafanda. Bana söylemen yeterli, hallederiz. Ya bir kere de hayırlı bir iş için arayın ya. Hep bir entrika, hep bir plan, hep bir kaos. İşi erbabına bırakmak lazım oğlum, Allah Allah. Bu tür alengirli işlerin uzmanı sensin. Şşş, tamam tamam, çok konuşmayın da açın şu deliği. Ya anne, bunu deldik ama bu biraz küçük değil mi? Buradan nasıl sürünecek bunlar? Bu sürünmeleri için değil herhalde. Evet, sürünmeleri için. Ama bu delikten içeri girecek olan börtü böceğin, haşeratın korkusundan sürüm sürüm sürünmeleri için. Bir şey yapıyorsanız bari doğru dürüst adam gibi yapın. Alın şunları bakayım. Baba ne ya? Hadi. Al şunu. Bana bak. Az eli açta. Çok iyi işte. Bilen işi başta gör demişler. Ya babaanneciğim sen bizim bu entrika pastamıza çileği mi koydun? Sen benim kötü genlerimin menbaı mısın ya? Hadi oradan. Evladımın çocuğu. Deli oğlan. Evimiz barkımız onu o şımarık kıza bırakacak değiliz değil mi Hatice'm? Herhalde. Allah'ım yarabbim, yarım saattir bir ateşi yakamadı. La kahretsin ya! Keşke bir çekirdek alsaydım da şunu seyrederken çitleseydim. Beceriksiz şabalak. İnsan o kadar kibritle maket ev yapıyor ya. Bu harcadığın kaçıncı kutu? Sen benim kalan son kibritimsin. Ne olur sönme, ne olur sönme, ne olur, ne olur sönme. Açlıktan öleceğim birazdan ya. Allah'ım inşallah yakamaz. Yakamaz da lök gibi kalır. Ya sönme dedim ya, niye sönüyorsun? Söner tabii. Rüzgar var bir kere. Kalırsın işte öyle. Ne yapacağım ben ya? Ne yapıyorduk biz? Ezici kampında şey yapıyorduk, bir şey yapıyorduk böyle. Ne yapıyorduk? Tahtayı alıp tahtanın içine birkaç tane bu zımbırtılardan koyup üstüne de başka bir tahta koyup kıvılcım çıkartıyorduk. Düşün. Yok bu olmaz. Şu olur mu? Allah'ım çok zekiyim Burcu oğlum, çok zeki. Ay her şeyi de hatırlıyorum. Ay inşallah kimse izlemiyordur ya. Vallahi dalga geçerler halimle. Ya iyi oldu ya. Akşam akşam bana böyle bedavadan tiyatro çıktı. Hadi yan, yan ne olur. O bir kere öyle yapılmaz ki. Onun etrafını samanla iyice saracaksın. Ondan sonra sürteceksin. Sonra da üfleyeceksin. Beceriksiz. Yan ne olur. Yan, yan. Hadi yan, yan. Uğraş, uğraş. Sen o ateşi ancak gelecek çağ yakarsın. Ya bir kurt falan inse de bunu kapsa. Sabah kalktığımızda şu çadır boş olsa. Kurt sesi miydi o? Kurt sesiydi vallahi, kurt sesi. Kapacaklar beni burada. Becerdim işte, gördünüz mü? Kurtlardan da... Ay, ay şimdi ben yanacağım. Aa vallahi yandı. Yandı. Oh. Bak bak. Bir ateş yaktı, ne kadar sevindi. Yarın sabah inşallah tekerleği icat eder de buradan öyle gidersin. Sebepsiz. Ay mayaladın mı hamur anne? Ne hamuru evladım? Ekmek hamuru anneciğim, istedim gittim bir saat oldu ya. Bak vallahi sensiz boğazımdan geçmiyor sultanım. Lan yalan söyleme, ikinciyi bitirdin ya. Annem sallıyor. Bu var ya böyle, ne varsa böyle masada löpür löpür yedi benim çilekeş anam ya. Babam da yiyor. Çok yedi, öyle böyle yemedi vallahi. Hem de böyle döke saça yedi burada ya. Evet ya, babam var ya süpürge ortamı gibi, gördüğünü indirdi maşallah. Evladımın yediklerinde gözünüz mü kaldı eşek sıpaları? Ha? Lokmalarımı sayıyorlar anacığım bunlar ya. Hepsi anneci oldu, bana yükleniyorlar. Çocuklar, söyleyin o insülin direnci kendi gibi oynak olan babanıza, böyle yemeye devam ederse yakında cavlağı çeker. Allah korusun. Söyleyin o taş kalpli ananıza,
Böyle yemeye devam edeceğim. O da ölünce bayram etsin. Oldum baba şimdi öyle değil mi? Çocuklar söyleyin o artist babanıza. Kendisi bilir. Boşansın da semerini yesin. Söyleyin o zaman o duygusuz ananıza bana ekmeği versin, pilavı araya koyup yiyeceğim. Yok artık baba. Yiyeceğim evet. Ya baba sen gerçekten şekerini falan unuttun. İntihar edecek gibi yiyorsun ha. Karışmayın bana. Sanki beni düşünüyormuş gibi davranmayın. Hadi yemeğinizi yiyin. Allah insanda iştah bırakmadınız ki. Sen öyle, annem böyle. Bir de o kız. Aç mı tok mu belli değil. İki parça bir şey mi götürsek annem? Evet ya. Yani biz burada hunharca saldırdık, yiyoruz bir şeyler, doyuyoruz da kız orada ne kemiriyor belli değil. Yani sonuçta artık komşu sayılırız. Bence de yani birkaç bir şey götürelim. Eğer böyle bir şey yaparsanız size hakkımı helal etmem. Komşusu aç yatarken tok uyuyan biri değilim ben. Biz de gördük yokluk, biliyoruz oğlum. Ama eğer gözünü evime, ocağıma dikerse o komşuluktan çıkar, düşman olur. Annem görmüyor musun kızın halini? Yapayalnız kaldı. Ya hiç mi acımıyorsun? Yok, acımıyorum. Geldiği yere gitsin. İki gün sonra sözleşmeyi bulduğunda böğrümüze basıp geçecek ama. Oh, ay. Selin. Alo, Zeynacığım. Nasıl gidiyor? Ay aklım sende hep. Vallahi tatlım nasıl gitsin? Vahşi doğa şartlarına alışmaya çalışıyorum şu anda. Kızım ateş yaktım, ateş. Hem de kibritsiz. Ve şu anda makarnam pişiyor. Ne diyorsun kızım ya? Ay harikasın, kahramanımsın. Peki yalnız başına korkmuyorsun değil mi? Bak doğruyu söyle, eğer istiyorsan hemen geleyim yanına. Yok tatlım, korkmuyorum. Niye korkayım ki? Sonuç olarak çiftlik burası yani. Ne olacak ki yani? Düşüyordum bir de aynı zamanda da. Ne ya, imdat ya. Ya Selin, Selin ayı var, kurt var burada. Bağırıyorlar teminden beri. Kızım çok korktum. Ay biraz karizmaya çizdirdim değil mi? Ama bir şey diyeyim mi? Burası korku filmi gibi. Hayvanlar böyle böğürüyor, kurtlar uluyor, horozlar eşeleniyor falan. Böyle uçan böcekler bile var biliyor musun? Doğadan nefret ediyorum. Nefret ediyorum bu doğadan da, o aslan ailesinden de. Ay yok yok, anlaşıldı. Bu böyle olmayacak. Ben geleyim yanına. Ay kurtlara yem edemem seni. Hay beni de yesinler. Hayır, olmaz. Buna alışmak zorundayım Selin. Olmaz, tek başıma mücadele ederim ben. Gerçi tam karşı evinde böyle yakışıklı ve sana karşı son derece ilgili bir polis yaşadığı için tabii korkmaya da bilirsin, değil mi? Ben burada hayatta kalma mücadelesi veriyorum, sen neler diyorsun? Ay Selin çok fenasın. Ya ama kızım yalan mı ya? Bir imdat diye bağırsan yani böyle koşup duyar gelir. Bana bak, saçmalama. Vallahi küserim, kızarım, kapatırım telefonu. Üf tamam ya. Ver evladım. Gayret sen de ver tabağını çocuğum. Ha aklıma gelmişken yarın kahvaltıcı için dükkan bakacağız. Haberin olsun. Tamam ama onunla ilgili bir şey hatırlatayım. Babam kesinlikle red oyu kullanmıştı. O dükkanı açmayacağız diye kendileri. Hatice delirdin mi sen Allah aşkına ya? Nereden çıkıyor dükkan? Söyleyin oğlum babanıza. Aklım da başım da gayet yerinde. Ben kararımı verdim. O dükkanı açacağım. Yine ortam gerildi ya. Yemin ediyorum 3 günde 5 yıl yaşlandım ben. Yapmayın böyle gençler, lütfen. Hayır ya, yarın ne olacağımız belli değil ya. Belki de kafamızı sokacak bir damımız olmayacak ya. Dükkan mükkan nereden çıkıyor ya? Açmayacağız onu ya. Açmayacağız. Ne dükkan aç? Ne yapacağız kahvaltıcı açıp ya? Öyle dükkan mı olur? Açmayalım bence de. Söyleyin o inatçı keçi babanıza. Sıkıysa engellesin. Açacağım. Açalım ya. Vallahi çok seviyorum ben. Onu yapalım. Mutlaka kahvaltıcı olalım. Yumurta açalım, çay demleyelim. Süper fikir. Sen bütün bunları bana inadından yapıyorsun değil mi? Ben alttan aldıkça sen tepeme çıkıyorsun. Delirtiyorsun beni. Açmayacağız dedim. O dükkanı açmayacağız, açmayacağız. Açmayacağız. Ne açıyoruz? Ne diyor? Kahvaltıcı da dükkan mı olur? Ya zeytin tabağı koy, öyle meslek olmaz. Açmayalım. Güzel bir işti ya. Açacağım. Açalım. Açmayacaksın.
Ya sen işletmeden ne anlarsın ya? İşletmenin iyisini bilmezsin sen. İyisini bilmezsin. Ya bu işin vergisi var, algısı var, kontratı var, tapusu var. Tapu deme bana. Sakın bana tapu deme. Senin o bıyıklarını tel tel yolarım. 30 yıldır bu çiftliği bize tapusuz yutturan adamsın sen. Ama ya. Yeter Hatice. Ama vallahi yeter. Bak 2 saattir karışmıyorum. Karı kocanın arasına girmeyeyim diyorum ama sen de çok fazla oldun be kızım. Kaç kere özür dileyecek benim evladım senden. Tamam canım, tamam. Seni de içine sokmayacağım. Sokacağım. Bu ne ya? Ya damat. Ne oluyor orada? Cidden ya, ne sesiydi o? Hangi hayvan o? Aslan canım, sen aslan. Sürüde kavga var herhalde. Tamam anne, birbirlerine girdiler. Oh canıma da değsin. Yesinler birbirlerini. Sana neyin iyi geleceğini biliyorum. Şu an bana hiçbir şey iyi gelemez. Mis gibi kahveye git dök diyorsun yani. Ay kahve mi o? Kahveye dayanamam ki. Ay sıcacık vallahi, dumanı tutuyor. Sadeli mi yoksa? Sadeli, sadeli. Al bakalım. Oturabilir miyim? Tabii. Hoş geldin. Konu ne? Yani gecenin bu saatinde elinde kahveyle komşuluk ilişkilerimizi geliştirmek için gelmedin herhalde. Vallahi belki inanmayacaksın ama tam da onun için geldim. Bu konuşma nereye varacak merak ettim doğrusu. Yüksek olasılıkla ilk kez tek başına uyuyacaksın. Ve ilk kez çadırda tek başına yatacaksın. Burayı dağ başı gibi görüyorsun. Ki pek de haksız sayılmazsın. Değil mi? Diyelim ki öyle. Olmaz da. Hani eğer olur da ürkersen, korkarsan filan endişelenme diyecektim. Sen bir ses ettiğinde ben yanında biteceğim. Bana güven, tamam mı? Niye böyle bir şey yapasın ki? Dedim ya, vatandaşın güvenliği bizden sorulurdu ondan. Abi ne yapıyorsun? Açsana şu kapıyı. Ne yapacağım? Odamı siz pis işgalcilerden koruyorum. Çok ayıp. Pis kim lan? Pis kim? Bize diyor baba. Adam kaçsana. Zorla. Hadi. Hadi. Ya ne var benim odamda? Allah'ını severseniz ya. Yatır mı var, hazine mi var? Niye illa benim odam? Başka oda yok mu? Niye benim odama geliyoruz? Gelmeyin. Çünkü anam beni kovdu. Odam yok. Uykum yok. Vallahi benim odam da var, uykum da var ama yatasım yok. Odama gidesim yok yani. Baba. Karışma. Yo yo, şekerim var. Hani yemesen. Dokunmayın dedim. Moralim çok bozuk. Aa baba. Bozma moralini ya. Biraz rahat ol. Abim var ya, hayatta o kıza vermez sözleşmeyi. Ya verirse de versin ne? Sanki dünyanın sonu mu? Allah Allah. Biz de ne yaparız? Bize ev mi yok sanki? Bana hastanenin verdiği o tazminatla biz gider kendimize yeni ev de alırız, yeni hayat da kurarız ya. Sen dert etme kendine, güzel babam benim. Ya be oğlum ya. Ya anan bugüne kadar hiç başka bir evde oturmadı ki. Hep kadın buraya alıştı. Bir de artık iş inada bindi tabii. Ama gene de Allah razı olsun, sağ ol. Senden de Allah razı olsun. Ne olacak? Benim param sizin paranız. Bizim. Ben de dahilim yani. Senin paran benim param abi. Ya ve şişt sen söyledin hepimizin parası diye. Benim olsa ben de veririm. Yok. Ateşi yeniden yakmamı ister misin? Yok sağ ol. Gerek yok. Yatarım zaten birazdan. Yarın okulum var ya. E içeride? Yani daha doğrusu dışarıda. Üşümeyeceğine emin misin? İçimde termal içlik var. Soğuğu hissetmiyorum bile. Titriyorsun ama. Ama o sinirden... Daha doğrusu üzüntüden. Üzülünce genelde böyle oluyor. Yapabileceğim bir şey var mı? Var. Nedir?
bugün benimle konuşan okul yönetimine bu ayki taksidi ödeyemeyeceğimi söyler misin mesela? Veya 3 kuruş para için bütün özelimizi Türkiye'ye ilan edecek övey annemi engelleyebilir misin? O ne demek ya? Umut anlattı da bugün. Hatta sağ olsun kendimi savunmam için bir röportaj teklifinde bile bulundu. Ama ben ailemi, yani babamı, yaşadıklarımı anlatmam. Asla satılık değil onlar. Tabii ki de değil. Çok haklısın. İkisi için de çok üzüldüm Burcu. Üzülme. Ama işini yap. Ve eğer bulabilirsen o sözleşmeyi bana ver, tamam mı? Şu an çünkü hayatım buna bağlı. Ya biliyorum bunu yaptığın zaman belki sizinkilerle ters düşeceksin. Ama siz kocaman bir ailesiniz. Yani üstesinden gelirsiniz. Birbirinize sahip çıkarsınız. Ama benim bu çiftlikten başka hiçbir şeyim kalmadı. Bu konuda adil olacağıma söz veriyorum. Teşekkür ederim. O zaman iyi geceler. Allah rahatlık versin. İyi geceler. Kahve için de sağ ol. Ay, ayağıma geldi. Ben ilk başta şeydi zannettim. O tulumun içinde zannettim. Bütün çadırı sarmışlar. Ne olur yardım et. Tamam bir sakin ol. Bana bir saniye izin ver. Bir bakayım. Hemen bir bakayım. Dur sakin. Bakıp geliyorum. Yaratık dediğin karınca mı senin? Ay, karınca mıymış o? Ben nereden bileyim? Öyle ayağıma deyince. Yani şu kadarcık timsah ya da yılan olamayacağım. Yılan! Dur deli kız. Ben lafın geli şöyle dedim. Bu iklimde timsahın işine, bu mevsimde yılanın işine, değil mi? Ya. Ya. Affedersin ya. Ay yok. Asıl sen affedersin. Ben onlar böyle ayaklarıma deyince ben şey yapamadım. Bir anda panikle. Alışık değilsin tabii. Tabii. Yalnız ben bu şartlar altında o çadıra giremem. Her yerde böcek var. Uyuyamam yani. Uyuma zaten. Şimdi çadırda delik falan vardır. İçeri sızmışlardır. Ay. Biz bir bakarız, bulup yama yaparız. Sonra zemini de süpürürüz. Hiçbir sorun kalmaz. Gerçekten. Gerçekten. İyi, sağ ol. Ne demek? Görevimiz. Bakayım. Ah!
bahçemi soruyorum. Anne ne oluyor? Ya bağırıyor. Islandığı için olabilir mi acaba anneciğim? Şu haline bak. Sıçana döndüm ya. Vallahi sıçana benzedin. Kapat sana şunu ya. Kapat. Ya. Aa. Ya ne oluyor? Ne bağırıyorsunuz orada? Oğlum bir şey yok. Ben bahçeyi suluyordum da. Ya benim çimene benzer bir halim mi var? Yo. Ama ayrıksı ota benzer bir halim var. Gördünüz değil mi? Hepiniz şahitsiniz. Bilerek yaptı. Allah kuru iftiradan saklasın. Geldi hortumun önünde durdu. Ya tamam bir sakin olun lütfen. O tavukları da sen koydun değil mi çadırıma? O tavukları da sen koydun. O böcekleri de sen atmışsındır kesin. Ama sen görürsün. Hem gözüm üzerinde. Ya ama kötü bir şey olmadı ki ne güzel bak, sabah. Bak! Tamam. Düşürdüm bedeni! Niye böyle bir şey yaptın anne? Ne yapmışım ki ben? Anne yapma ne olur. Çadırın deliğin oradan hat çekilmiş ağaçlara kadar. Yalan. Ha ne hattı? Kuru yemiş reçel attı. Börtü böcek karınca girsin diye olabilir mi acaba? Babaannen döktü bir kere onları oraya. Ha babaannem de işin içinde. Evet. Hatta kardeşlerin de. Zaten doğrusu da bu. Biz hiçbirimiz o kızı bu çiftlikte istemiyoruz. Ya ben anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Allah'ın garibanından ne istiyorsunuz ki? Ben ne isteyeceğim ondan? Benim ne istediğim belli. Ayrıca bu husumeti o başlattı. Kızın başka çaresi mi vardı anne? Kız bir hafta içinde hem babasız, hem parasız, hem de evsiz kaldı. Allah Allah! Sen bana karşı, annene karşı o çalı süpürgesini mi savunuyorsun? Yani elin kızının tarafını tutup annenin kalbini mi kıracaksın? Ben senden safını seçmeni istiyorum. Çünkü buradan bakınca annenin tarafında değil, o kızın tarafında olduğun görünüyor. Üzülme. Ama işini yap ve eğer bulabilirsen o sözleşmeyi bana ver, tamam mı? Şu an çünkü hayatım buna bağlı. Ya biliyorum bunu yaptığın zaman belki sizinkilerle ters düşeceksin. Ama siz kocaman bir ailesiniz. Ama benim bu çiftlikten başka hiçbir şeyim kalmadı. Ya çakmayacak bir şey yok abicim. Diyorum ki şimdi eğer bu sözleşme emniyetteki dosyalardan birinin içindeyse... Sen bunu diyelim ki görmedin. O zaman kızın da haberi olmayacak. O zaman ortada bir problem kalmayacak. O nasıl söz? Kuzumun kuzusu. Sana yalan söyle diyen yok. Doğruyu söyleme. Eğer beni birazcık seviyorsanız işimle ailem arasında seçim yapmak zorunda bırakmazsınız. Uçak yazıları hazır mı Eda? Hepsi tamam Pelin Hanım. Umut Bey nerede? Hala Olgun tanıtımını girdiğimizde yüzündeki ifadeyi merak ediyordum. En son terasta ufka bakıp dertli dertli çay içiyordum. Umarım bunalıma girip de atlamaz oradan. Haber arasına Hala Olgun tanıtımını girdiğimizde yer yerinden oynayacak. Akşama da röportajı patlattık mı? Tamam. Bu arada Seyfi nerede? Haber saati geldi ya. Kaset nerede? Geldim geldim. Süper. Hala Olgun tanıtımını alayım. Ne yapıyorsun ya? Bunları ben alıyorum. Ya sen kimsin kardeşim? Versene şunu bana. Veremiyorum maalesef. Ya deli misin nesin? Ver şunu bana. Deli değilim. Mali Şube Komiseriyim. Murat Aslan. Tayfun Olgun davasına ben bakıyorum. Ve bu kasete el koymak zorundayım. Çünkü devam eden soruşturma ile ilgili önemli bilgiler içeriyor bu haber. Cezası var. Bana mı söylüyorsun? Biliyoruz herhalde bunları. Cezası neyse öderiz. Ben yöneticimle konuştum. Hadi ya. Ödeyemezsiniz Pelin Hanım. Dosyaya bakan savcı bey bu tür olaylardan hiç haz etmez. Ve bu durum hızlıca kanalın kapatılmasına kadar gidebilir. Kapatma mı? Şaka mı yapıyorsunuz siz ya?
Prime Time'ı ne koyacağız? Belgesel falan koyun. Hem insanları bilgilendirmiş olursunuz değil mi? He, böyle aslanlı kaplanlı falan. Hadi biz gidelim Cemal. Size kolay gelsin. Bol reytingler. Aslanlı kaplanlı diyor bir de ya. Lanet olsun ya, bu nasıl bir şey ya? 300. 500. 300. 500. 300, 300. 500, 500. 300 işte. 500. Gel, gel. Ya elim ayağım titriyor anne sinirden ya. Adama 305, 305. Adamın pis ellerini tuttun. Ben burada delireyim, oynayayım ben anne ya. Oyna evladım, oyna. Bak ne güzel dükkanımız oluyor. Şipşirin, kutu gibi. Hem sahilinde yanında. Tam kahvaltıcılık olacak yer. Hiç olacak yer değil. Baksana tavanı yere yapmışlar. Ahşaplar yukarıda. Çok çirkin, böyle kahvaltıcı mı olur? Böyle yapamayız mı? Hem babanın rızası yok. Hangi babanın? Hı? Gayret, hangi babanın? Senelerce evlatlarına, karısına yalan söyleyen babanın mı? Ha yoksa dara düştüğünde o yalanı evlatlarını da alet eden, karısını enayi yerine koyan babanın mı, hangisinin? C hepsi. D, hiçbiri. Kimsenin rızasına, iznine, he demesine ihtiyacımız yok. Anladın mı? Bildiğimizi yapacağız. Ya siz de ne tok satıcı çıktınız Allah aşkına. En son ne oluyor? Hadi. En son 500. 300, 300. 500 tamam. 300, 300. 500 tamam. 300. Hadi. Abi, bir bekleyin abi. Ya var ya. Ya bir tanesin sen ya. Var abilerin bir tanesisin sen ha. Şşt, dur lan. Ne oluyor? Bayram değil, seyran değil. Ya olmaz olur mu ya? Hem de bayramın dik alası ya. Oo. Murat komiser oley, Murat komiser oley, Murat komiser oley. Ooo, beklenmeyen golden sonra taraftar çılgına dönüyor. Çıldırttın bizi ya, harbi çıldırttın bizi ya. Hop, buna bakmam lazım. Alo canım, ne haber? Hayırdır oğlum, ne oluyor? Abi daha ne olsun ya, gelip Pelin'in elinden o kasetleri aldın ya, daha benden mutlusu yok ya. Abi eğer o yayına girseydi o haberler var ya, kardeşin şu an işsiz bir insandı. Ne alaka oğlum? Yine neye karıştın sen? Ya yok karışma falan yok ya. Biz bu Pelin'le iddiaya girdik tamam mı? Kim daha büyük haber getirecek diye. Kardeşin haber peşinde koştururken bu sinsi sen git. Hale Olgun'la röportaj yap. Sen de geldin, kasetleri aldın. Kurtardın beni. Bunun suratını görmen lazımdı var. Böyle mosmor oldu, böyle böyle bakıyor. İptal ya o kız. Artık yani bir ay haber maber yapamaz ha. Anladım, anladım. Yalnız haberin olsun, senin için yapmadım. Benim için yapmadın mı? Benim için yapmadıysan kim için? Kim için yaptın ki? Yok. Sen bir dakika, Burcu için mi yaptın? Anladım ya, Burcu için mi yaptın? Oğlum sen ne saçma sapan bir adam oldun ya? He? Ha ne kastediyorsun sen? Nereden çıkardın bunu? Ya Burcu'dan bana ne? Ha sen neyi kastediyorsun anlamadım. He? Ben sadece işimin gereğini yaptım, o kadar. Tamam sakin ol ya çiçek. Küfür mü ettik şey ya? Bir dakika ya. Yalnız senin bu röportajın varlığından nasıl haberin oldu acaba? Ben bu kanalda çalışıyorum, benim zor haberim oldu. Ki onu da ben bir tek... Burcu'ya söyledim. Ha? Yani ne ima ediyorsun? Polisim oğlum ben. Öğreneceğiz tabii. Biz de gazeteciyiz yani. O ilişki sebepleri şey yapmak için. Abi, ha. Ne yapıyorsun abi ya? Beni seksek oynamaya ta oradan buraya çağırmadın herhalde. Uzun eşekte daha iyi biliyorsun. Bir yastık bulalım bari şuraya. Ya oğlum, gel bir gidelim bakalım dedi. Ondan sonra beğendi, adama trik diye parayı verdi. Şimdi içeride menü yapıyor. Kim? Ya annem kim olacak Allah Allah. Bir de bunların hepsini eğer babama inat yapmıyorsa ben var ya hiçbir şey bilmiyorum ha. Ya neyi? Ya deli olacak, git gel. Ya abi bir dur. Bir gel Allah aşkına bir şu düze bas. Gel bir gel. Zıpla. Zıpla bir anda. Heh. Of. Hem çizgilere basamıyorsun hem volta atmaya çalışıyorsun ya. Böbreklerine bir şey olacak, sek. Bir baştan anlat şu konuyu. Ne anlamadım ben. Kim kiminle ne yapmış, ne etmiş, kim görmüş, ne demiş? Ya annem geldi işte buraya, tuttu kahvaltıcı yapacakmış ya. Hem de benim tazminat paramla gitti bütün yeni hayat hayallerim. Ya nereye gidiyor? Yavaş gitsin. Senin asıl hayatın şimdi başlıyor ya. Abi şu dükkana bir bak. Ne diyorsun oğlum ya? Abiciğim bu dükkan senin kendi kararlarınla yönetebileceğin dükkanın. Her şeye sen karar vereceksin. Menemen soğanlı mı soğansız mı? Peynir, ezine mi kars mı?
Reçel kayısı mı, vişne mi? Zeytin yeşil mi, siyah mı? Bütün kararlar senin ya. Vallahi. Tabii. Menemen soğansız olur. Peynir kars. Reçel vişne. O siyah zeytin var ya, sele sele. Şimdiden hoşuna gitti değil mi? Ay, çok güzel oldu. Böyle içim rahatladı ya. Benim dükkanım burası. Hayırlı olsun abi, öpeyim. Tamam. Vedat, sen ne yapıyorsun oğlum? Öldürmeye çalışıyorsun kendini. Elleşme bana anacığım ya. Elleşmeyeyim. Ben sana elleşmeyeyim. Sen de şeker komasına girip baklava tepsinin üstüne böyle düş kal. Tövbe estağfurullah. Öleyim sanki, ne olacak ki? Vedat, böyle deli deli konuş, benim tepemin tasını attırma. Bana bak, seni Hatice affetmedi diye böyle dünyanın sonu gelmedi diye azıcık toparlan kendine gel. Biliyorum Hatice seni affedecek. Azıcık sabretme oğlum. Sabret azıcık. Hatice beni affedene kadar ya şekerden gideceğim ya kederden anacığım. İyi halt edersin. Bana bak, bir daha böyle konuşursan yemin ediyorum sana analık hakkımı helal etmem. Kendine gel, aç gözünü Vedat'cığım, aç gözünü. Oğlum kendine gel, kendine gel oğlum. Yavrum kendine gel. İmdat! Selam. Selam. Ne haber? İyi, senden. Bak çağırdın geldim. Umarım geçen seferki gibi böyle bir numara falan değildir. Ya vallahi iki tane dersimi kaçırdım buraya gelebilmek için. Üvey annenin o röportajı yayınlanmayacak. Ne? Nasıl ya? Nasıl gerçekten yok, yayınlanmayacak mı? Ay ben senden çok şaşırdım, çok sevindim. Nasıl oldu bu? Bana bak, sen mi engelledin yoksa? Olayın benimle bir ilgisi yok. Devam eden soruşturmayla ilgili beyanat veremez. Hepsi o. Ben sadece işimi yaptım Burcu. Can simidi gibisin biliyor musun? Ne zaman köşeye sıkışsam, boğulacak gibi olsam, gelip kurtarıyorsun beni o girdaptan. Ya sen hakikaten çok acayip bir adamsın. Ve işini çok iyi yapıyorsun. Çok dürüstsün. Asıl ben seni başka bir şey için çağırdım. Neymiş? Babamla mı ilgili yoksa? Değil. Ne o zaman? Sana vermem gereken bir şey var.